Dostlar iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz, umarım herkes iyidir. Bugün Kilimbi ile Hazreti Muhammed'in savaşları üzerine bir sohbet yapacağız. Tabi öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyeyim, yayını öyle başlatayım. Sonrasında da Kilimbi'ye bir hoş geldin diyeyim. Dostum hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? Ee, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Aynı. <laughs> Uğraşıp gidiyoruz işte. Sen biraz, evet biz de öyle. Sen biraz çok az rahatsızsın. Onu söyleyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hafif böyle <laughs> öksürme falan olursa arkadaşlar. Kilim bir birazcık evet, rahatsız. Mazur görün. Onun dışında bir sıkıntısı yok çok şükür. <laughs> Şükür diye. Evet. <laughs> ben de herkesin 23 Nisan'ını kutluyorum. Evet. Güzel bir güne denk geldi aslında. Yani isteyerek planladığım bir şey değildi ama. Evet. Yani ben de bugün yayının 23 Nisan'a denk geldiğini fark ettim. Evet. İnan ki benim hiç kadar aklımda farkında böyle değil. bir şey yoktu planlarken. Evet. Sonradan dank etti yani. <laughs> evet. Biz bir... Artık yani biz bir 5-6 dakika laflayalım. O arada zaten izleyiciler de yavaş yavaş gelirler. Evet. Evet biraz anlat bakalım bu süreçte ne yaptın? Hayat nasıl gidiyor? Hayat iyi gidiyor Ramazan. E, gündüz oruçta gece... yaşıyorum diyorsun. <laughs> <laughs> şey falan tutmuyorum. Oruç falan tabii tutmuyorum ama hani aileyle birlikte olduğum için iftar <laughs> sofrasına oturuyorum her gün onlarla birlikte. Yani o iftar sofrasının bereket bereketinden nasipleniyorum, nasiplenmeye devam ediyorum. Hmm. Ona o şekilde. Bir şey yok. O tabii ki zaten ee, nezaketen de gereken bir şey. Ya şöyle de bir şey var. Hani mesela Richard Dawkins bile şey kutluyor. Noel kutluyor, Paskalya kutluyor. Tabii, tabii. Ve kendini de bir kültür Hristiyanı olarak tanımlıyor. Evet, evet. Yani bu tür şeyleri de biraz kültürel olarak, kültürel şeyler olarak görmek gerekiyor. Çok tabii, da böyle tabii. efendim. Hayır hani İslamofobik olmaya gerek yok. Ben şeyleri falan seviyorum. Bayram ziyaretlerini falan seviyorum. Elimden geldiğince de yapmaya gayret ediyorum. Hmm. O tür şeyleri. Ama bunlar iyi şeyler, güzel şeyler. Ve artık toplumsal kültür haline gelmiş. Öyle görmek, öyle değerlendirmek gerekiyor evet, bence. evet. evet. Bazı şeyler, bazı şeylerin kültürel yanları var. Onlar fena değil tabii ki. Yani onları evet. uygulamak kötü bir şey değil yani. Evet. Hani bir de ayaklarımızın böyle bütünüyle bu topraklardan kesilmemesi gerekiyor. Hı hı. Yani öyle düşünüyorum. Yani çünkü bizim arkadaşlarımızdan bazıları artık bütünüyle kendilerini yabancı hissetmeye başlıyorlar. Bu toplumun bir parçası gibi değilmiş gibi görmeye başlıyorlar. Evet. E bu çok tehlikeli bir şey, çok sıkıntılı bir şey. Bütün amacımız, bütün derdimiz zaten e, Türkiye'de inançsız insanların marjinal görülmelerini artık ortadan kaldırmak değil mi? Evet, evet. En önemli meselemiz bu. Biz marjinal değiliz. Yani öyle görülmek istemiyoruz. Tabii. Ya yapmış olduğumuz şeylerde de hani insanları uyandırmaktan bazı konularda insanlarda farkındalık yaratmaktan ziyade artık bizi özümsemelerini sağlamak. Bizi de sıradan bu toplumun e, bireyleri olarak görmelerini sağlamak. Evet, bu şekilde. Yani görüntü olarak bazılarımız mesela ben biraz marjinal görünebilirim ama işte şöyle saç kesiminden dolayı falan. Ama maskeden dolayı çok maskeden, marjinal görünüyorsunuz. Maskeden, saç kesiminden vesaire ama hayatlarımız hiç de öyle değil yani. Ben de Evet. Burada yayın bitiyor veya gün içinde İçeride yaptığım şeyler belli yani temizlik günleri ev süpürme, tuvalet temizleme her her insan <laughs> gibi yani şey evet. değiliz neticede oh. evde böyle tahtımıza kurulup <gülüyor> işlerimizi <gülüyor> yapan <gülüyor> hizmetçilere emir vermiyoruz yani hepimizin yaşantısı evet. aynı aslında. Ay bu çoğu Müslümandan daha şey hayatlarımız var evet, böyle evet. daha e, muhafazakar daha mutasip hayatlarımız var aslında. Evet. Bu arada geçenlerde attığın video güzeldi. Böyle yeni bir yandan kayıt yapıyor musun? Gene şu an seslendirdiğim bir kitap falan var mı? Ee, evet Arif Tekin'den devam ediyorum yine. Hı -hı. Arif Tekin'in e, eserinden bir bölümü yine seslendiriyorum. Yakın Hı -hı. zaman sonra inşallah yayınlayacağım. Böyle arada da e, artık farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Tabii Arif Tekin'i bitireceğim. Turan Dursun'un kutsal kitapların kaynaklarını bitireceğim. Hı -hı. İlhan Arser'i tamamlayacağım. Hani başlarken hedeflediğim şey zaten bu üç isimin eserlerini sesli kitap haline getirmekti. Hı -hı. Ama bir takım bazı popüler bilim kitapları falan da eklemek istiyorum. Ya da Bertrand Russell gibi ya da Dawkins gibi yabancı düşünürlerin, yazarların bazı eserlerini de böyle bu e, <laughs> üç ismin arasına sıkıştırmayı düşünüyorum. Güzel oldu. Yani güzel fikir bence. Evet. Yani işte temennim, hedef dediğim şey böyle bir iki yıl içerisinde bitirmeyi planladığım bu eserlerin tamamını bitirebilmek, sesli kitap haline getirebilmek. Hı -hı. Sonrasına da ondan sonra bakacağım. Hayırlısı. Amin. Ha, Hayırlısı. <laughs> şimdi, şimdi biz ufaktan tabii yayınımıza başlayalım konumuza. Şimdi zamanla evet. diğer arkadaşlar da gelir. Bildirim biraz geç gidiyor. Tabii şu an yayındaki arkadaşlar da yayını paylaşırlarsa sevinirim. En azından biraz daha çabuk insanlar haberdar olur. Şimdi benim bölümde her ihtimale karşı ben yanıma Buhari'nin kitabını aldım. Buradaki ilgili bölümü yani peygamberin gazveleri bölümünü 64. kitabı açtım. Şöyle göstereyim belki görünür, okunur. Belki lazım olur diye, yani çok lazım olacağını sanmıyorum ama belki bir iki hadis buradan okuyabilirim veya belki lazım olur diye bunu yanıma aldım. Hani bazı arkadaşlar, şimdi şunu biliyorum, sen anlatmaya başladığında, bu arada ben yine tabii seni çok bölmeyeceğim, sen konuksun, ben dinleyeceğim. Arada belki bir pas atarım, o kadar. Genelde seni dinleyeceğiz ama hani seni dinlerken bazı Müslümanlar şey diyebilir yine, hani bunlar yok kaynak ne, işte nereden esinleniyorsunuz esinleniyormuşuz gibi bir hava var çünkü bazılarında ya da uyduruyorsunuz falan diyorlar arkadaşlar alın okuyun yani uydurmuyoruz Daha kitap burada alın okuyun buhari pahalı da bir kitap değildir ha yazın yani biz birçok sitede ikinci elleri gayet uygun iki cilt üç cilt farklı farklı şeyleri var böyle basımları buradaki 64. yani gazveler bölümünü açın okuyun bizim bunları havadan sudan anlatmadığımızı görürsünüz. Bazıları tabii şunu diyebilir, klasik, iyi de işte hadislere güvenmiyorum falan diyebilir. Ya da hadislere ben sadece Kur'an Müslümanıyım diyebilir ama o zaman da Kur'an'daki savaşla ilgili ayetlerin hangi savaşla ya da neyle ilgili olduğunu anlayamazsın. Ben böyle bir açılış yapayım, sonra sana bırakayım ufak ufak, sen istersen, nereden istersen oradan başla, ben sana eşlik ederim gerektiğinde. Peki o söylemiş olduğunuz mesele var ya hadislere inanmıyorum ben evet. sadece Kur'an'a inanıyorum. İşte yani o kadar havada kalan bir mesele ki yani şimdi burada megazi konusunda yani Hz. Muhammed'in savaşlarına dair yazılmış olan temel eserlerdeki olaylar onların üzerine indirilmiş olan ayetlerden falan bahsedince biraz daha yani bu anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de söylediğiniz gibi Kur'an'daki savaş ayetleri, yani belli ki bir olay üzerine indirilmiş bir şey yaşanmış ve o yaşanmış olan şeyin üzerine indirilmiş bir ayet. Hadisleri reddettiğiniz zaman o ayetin nasıl bir olay üzerine indirildiğini kesinlikle anlayamıyorsunuz ve bununla birlikte ayetin ne söylemeye çalıştığını anlayamıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş, ufak ufak başlayayım isterseniz. Ee, bu arada selam herkese tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> bir rahatsızlık var ondan dolayı da kusura bakmayacaksınız mazur göreceksiniz tek diyebilirim ara sıra öksürebilirim falan şimdiden hoş görün onları zaten geçen yayında siyer konusundan bahsettik yani ilk başlarda siyer ilminin tarihçesi hakkında bir şeyler söyledik sonra İbn İsak İbn Hişam gibi temel siyer kaynaklarında anlatılanlardan ufak ufak bahsetmeye çalıştık. Aslında Megazi dediğimiz yani Hazreti Muhammed'in savaşlarını, askeri faaliyetlerini ele alan ilim alanı da Siyer ilmiyle içli dışlı bir ilim alanı, Siyer ilminin bir parçası. Siyer aslında zaten Hazreti Muhammed'in hayatını ele alan bir ilim alanı olduğu için Megazi konusunu da yani onun savaşlarını da kapsıyor. Dolayısıyla Megazi ilminin eğer tarihçesinden bahsedecek olursak, bu konuda bir şeyler söyleyecek olursak, yani geçen yayında Siyer'e dair söylediğimiz şeylerin büyük ölçüde benzerini söylememiz gerekir. Yine karşımıza çıkan isimler İbni İsak gibi, İbni Hişam gibi isimler. Geçen yayında da söyledim diye düşünüyorum. Hz. Muhammed'in savaşlarını ve Hz. Muhammed'in hayat hikayesini anlatma olayı Tabiin döneminde başlıyor. Tabiin derken kastettiğimiz hani sahabeler var, Hz. Muhammed'i görmüş olan Müslümanlar, onunla arkadaşlık yapmış olanlar. Tabi'in Hazreti Muhammed'i göremeyenler, yani ona yetişemeyenler ama sahabeyi görme imkanına sahip olanlar. Yani ikinci nesilden bahsediyoruz. Bu dönemde Hazreti Osman'ın oğlu var. Ön plana çıkan isimlerden birisi. Eban bunun ismi. Ve başka isimler de var. Bunlar Hazreti Muhammed'in savaşları, hayat hikayesi konusunda araştırmalar yapan isimler. Sonra ilerleyen dönemlerde sadece Megazi alanına e, odaklandığı için ortaya koymuş olduğu eserde Hz. Muhammed'in savaşlarına çok daha teferruatlı bir şekilde odaklandığı ve bu anlamda ortaya korunmuş olan ilk teferruatlı eseri yazdığı için herhalde bir bahsetmemiz gereken isim var. Vakiydi. Kendisi aynı zamanda İbni İshak'ın da talebesidir. Kitabül Megazi isimli bir eseri var. Eserin Türkçesi de var. Hazreti Muhammed'in Savaşları ismiyle yayınlanmış Türkçesi. Burada da yani genellikle Vakidi, İbni İshak, İbni Hişam gibi e, İslam bilginlerinin aktardıkları üzerinden Hazreti Muhammed'in askeri faaliyetlerini anlatmaya çalışacağız. Tabii ki ana hatlarıyla onu da vurgulamak gerekiyor. Şimdi yani başlamadan önce Böyle değinmek istediğim üzerinde durmak istediğim bir mesele var bundan yani sanıyorum böyle bir ay önceydi ya da daha e, az bir zaman önce bir program yapıldı bir YouTube kanalında çok da popüler olan bir YouTube kanalı birkaç milyon abonesi olan bir kanal bir Müslüman bir de Ateist hanımefendiyi davet ettiler programa Ateist vs Müslüman konseptinde bir tartışma programı hangi programdan bahsettiğimi anladınız mı? Anlamadım da yani hmm. bahsettiğin hmm. kanal muhtemelen şey ee, kaleler köşkü işte öyle bir şey herhalde. Yok hayır İslami bir kanal değil şey bir hmm. kanal böyle popüler bir kanal hmm. Yok, böyle anlamadım. bir program yani zaten şeyi izlediğiniz zaman programı Müslüman arkadaşın böyle hemen hangi kategoriden bir Müslüman olduğunu anlıyorsunuz kesinlikle bir tatlı su Müslümanı her halinden her tavrından bir. Şimdi konuşmaya başlayacak ve İslam sevgi dinidir, İslam barış dinidir gibi şeyler söyleyecek diye düşünüyorsunuz ki haksız da çıkmıyorsunuz. Konuşmaya başladığı zaman hep bu tür şeyler söyledi. Ve konuşmanın bir yerinde bir şey söyledi, bir iddiada bulundu. Hazreti Muhammed sadece 3 savaş yapmıştır ve bunun üçü de savunma savaşıdır dedi. Ya bunu dinlerken ne dedim? Samimiyetle söylüyorum. Çay içiyordum böyle çay ağzımdan. Pişti. Acaba yanlış mı duydum? Başka bir şey mi söylemeye çalıştı bu? O kısmı başa aldım. Tekrar dinledim. Yanlış duymamışım. Aynen bunu söylüyor. Şimdi yani İslamiyet'i çok böyle büyük bir YouTube kanalında birkaç milyon takipçisi olan bir kanalda müdafaa edecek selahiyette görüyorsun kendini. Ki bu yani daha fazla bir ulusal kanaldan daha fazla kitleye hitap eden bir kanal demektir. Birkaç milyon takipçi demek. Böyle bir selahiyette görüyorsun. Böyle bir özgüvenin var ama bu konudaki birikimin şey için söylemiyorum ama yani ilkokul seviyesinde bile değil. Bedir Uhud ve Hendek'ten ibaret zannediyor o dönemde meydana gelmiş olan savaşları. Yorumlara bakıyorsun. Yani ne demiş insanlar acaba? Bu garayipliği, bu acayipliği fark eden kimse olmuş mu diye yorumlar ekseriyette o beyefendinin ne kadar kültürlü, ne kadar birikimli, İslamiyet konusunda ne kadar donanımlı olduğu üzerine olmuş. <laughs> Ve bu tür yorumlar da yüzlerce, binlerce insan tarafından beğenilmiş. Şimdi hani bir şey e, motivasyonuyla söylemiyorum, ateist bir motivasyonla, zındık bir motivasyonla söylemiyorum onu. Yani böyle insan olarak söylüyorum sadece yani şu anda Müslüman olsaydım da benzer bir tepki gösterirdim bu bilgisizliğe bu cehalete. Ya bu gerçekten korkunç yani şimdi insanların inandıkları dinin tarihi hakkında bu kadar bilgisiz olmaları bu kadar bir haber olmaları gerçekten korkunç bir durum. Şimdi hani eleştirdik kendisini Üç savaş yapmıştır dedi bunun doğru olmadığını söyledik kaç savaş yapmıştır şeylere baktığımız zaman. Megazi konusunda yazılmış olan temel eserlere baktığımız zaman karşımıza kaç sayısı çıkıyor? Yani sayı verme olayı da biraz saçma geliyor bana ama hani o sayı verdiği için ben de sayı vermek istiyorum. 90'ın üzerinde askeri faaliyet var. Evet. Hazreti Muhammed'in hayatta olduğu dönemde gerçekleştirilmiş olan. Ve bunların şey, hepsi de tabii ki <laughs> buyurun. Şey sözünü kesmek istemiyorum ama kısa bir şey söyleyeyim. Hatta yok yok, Şimdi Arap paganizmi üzerine çalışma yapıyorum ya. Orada mecburen putların ve onların tapınaklarının yıkılmalarını falan araştırıyorum. Sadece evet. onlar yani sadece onları bile ele alsan sadece orada zaten neredeyse 30 tane savaş var. Evet. Yani sadece orada yani. bile var. Yani. Bir de hepsi şeyden sonra gerçekleşiyor biliyorsunuz. Medine'ye hicretten sonra gerçekleşiyor. Çünkü e, hicretten evvel savaş yapabilecek bir durumları bir evet, güçleri evet. yok. Yani Hz. Muhammed'in son 10 yılında gerçekleşiyor bu 90 küsur askeri faaliyetin tamamı. Evet. Bu da biraz şey gelebilir insanlara yine de. Garip gelebilir. Yani 10 yıl içerisinde 90 savaş 90'ın üzerinde askeri faaliyet mümkün müdür? Mümkündür. Yani çünkü bu olayların hani bu 90 küsur vakanın çok ciddi bir kısmı küçük çaplı olaylardır. Mesela bir basit kabile baskınıdır, bir kervan baskınıdır. Veya herhangi bir çatışma olmadan neticelenen olaylar vardır. Bunların da yine sayısı az değil. Ciddi bir kısmı da herhangi bir çatışma olmadan, kan dökülmeden neticeleniyor. Mesela bunların da en meşhuru Hz. Muhammed'in son seferi olan Tebük Seferi. Yani olayın mahiyeti neydi? Bir istihbarat geliyor. Bizans ordusu Medine'ye doğru geliyor. Medine'yi istila etmeye diye. Ordu toplanıyor, sefere çıkılıyor. Sonrasında bu istihbaratın asılsız olduğu öğreniliyor, geri dönülüyor. Ha bunun gibi olanlar da var tabii bunların içinde. Yine dediğim gibi büyük bir çoğu da zaten böyle küçük çaplı olaylardır. Ha bu açıdan düşündüğümüz zaman 10 yıl içerisinde 90 civarında askeri faaliyetin gerçekleşmiş olması çok da na mümkün değil. Olası bir durum. Şimdi Hz. Muhammed 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Hicretin sebebi ne? Geçen yayında da birazcık bundan bahsetmiştik. O dönemlerde kabile sistemi var. Yani herhangi bir devlet otoritesi yok. Asayişi sağlayacak bir üst otorite yok. Dolayısıyla diğer insanlar tarafından eğer öldürülemiyorsanız bunu sağlayacak tek bir şey var. Ait olduğunuz kabilenin size sağlamış olduğu himaye. Hz. Muhammed'in de ait olduğu bir kabile vardı. Kabilenin başında da tabii ki. Amcası Ebu Talip vardı. Sonrasında Ebu Talip ölüyor. Hazreti Muhammed'in amcası ve eşi Hatice ölüyor. Ve Hazreti Muhammed'in bu ölümlerden kısa bir süre sonra Medine'ye hicret ettiğini görüyoruz. Tabii ki bu olayların ardarda gelmesi tesadüf falan değildir. Bu iki durum arasında bağlantı var. Ebu Talip öldükten sonra Ebu Talip'in yerine Hazreti Muhammed'in diğer amcası geçiyor. Abdül Uzza. Yani Ebu Leheb olarak bildiğimiz kişi. Yani dolayısıyla artık bir himayesi yok. Ve açık hedef haline gelmiş durumda. Ve Taif'e de zaten birazcık bu maksatla gidiyor. Orada bir himaye bulabilmek için. Onu elde edemeyince de 621'de gerçekleşen birinci akabe biatı var. 622'de ikinci akabe biatı var. Ve o ikinci akabe biatında Medineliler Hz. Muhammed'i Medine'ye davet ediyorlar. Ve Hz. Muhammed Medine'ye hicret ediyor. Medine'nin durumu ne? Medine'de de biliyorsunuz önemli iki Arap kabilesi var. Efs ve Hazreç kabileleri. Evet. E, ve bir de Yahudi kabileleri var. Beni Kureyza, Beni Kaynuka ve Beni Nadir isimli kabileler. Fakat Medine'de de bir birlik, bir bütünlük yok. E, bu kabileler arasında mücadele var, çatışmalar var. Hz. Muhammed'in hicretinden evvel, yani tam tarihini bilmiyorum bu olayın ama e, hicretinden birkaç yıl evvel Medine'de meydana gelen Boğaz Savaşı isimli bir savaş var. Efs ve Hazreç kabileleri arasında gerçekleşiyor. Ve bu savaşta Yahudi kabileleri de Efs ve Hazreç kabilelerinin yanında saf tutuyorlar. Mesela Beni Kaynuka kabilesi e, Hazreç kabilesinin yanında saf tutuyor. Diğer iki eee Yahudi kabilesi, Beni Kureyza ve Beni Nadir kabileleri de Efs kabilesinin yanında saf tutuyor. Medine'nin durumu da bu şekilde. Kapı çalınıyor, geliyor mu ses şu anda size? Geliyor, geliyor. <laughs> Kusura bakmayın. Önemli değil ya. Böyle bir şey olunca da şey oluyor. Bütün böyle konsantrasyonu falan bozuluyor <laughs> insan. Rahat ol, o kadar sıkıntı etme boşver. Evet. Dediğimiz gibi Medine'de de. Böyle olaylar var. Yani bir birlik, bir beraberlik durumu yok. Evsazeş kabileler arasında çatışma falan. Yani Hz. Muhammed'in Medineliler tarafından Medine'ye davet edilmesinde birazcık Medine'nin bu durumunun da payı var. Medine'ye hicretten kısa bir süre sonra, 5 ay, 6 ay gibi kısa bir süre sonra Haç suresinin 39. ayeti iniyor. Haç suresinin 39. ayeti de Mealen özetle diyor ki sizin de savaşanlarla artık siz de savaşabilirsiniz. Yani atış serbest demek istiyor. Ve olaylar yani askeri faaliyetlerde Hac suresinin 39. ayetinin inmesiyle birlikte başlıyor. Şimdi Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen savaşları iki kategoriye ayırmak mümkün. Bir gazveler var, bir de seriyeler var. Gazve dediğimiz savaşlar Hz. Muhammed'in, döneminde gerçekleşmiş ve kendisinin de bizzat Katıldı, dahil yani. olduğu savaşlar. Evet. evet. Seriye dediklerimizde Hz Muhammed'in döneminde onun emriyle, onun planlamasıyla gerçekleşmiş ama kendisinin bizzat katılmadığı, görevlendirmiş olduğu bir komutan tarafından yönetilen, gerçekleştirilen savaşlar. Evet. Şimdi Hatta burada çok kısa bir, evet. bir bölüyüm seni. Hatta şeyde evet. fetih günü yani fetih başladığı zaman. Bir sürü seriği oluyor çünkü adamlarını etrafa salıyor ya da ona onun gözüne girmek isteyen bazı yakın askerler, yakınında olmak isteyen bazı askerler gelip işte ya Muhammed işte senin için bilmem nerenin putunu yıkayın mı işte senin için zulkeffeini yıkayın mı zulhalaşayı yıkayın mı falan diye ona gelip teklifte bulunuyorlar veya o bazılarına diyor ki ben şu 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 tapınaktan onun putundan rahatsızım. Gidip benim için yıkar mısın diyor. İşte bunlara seriye deniyor. Yani kendisinin gitmediği, başkalarının evet. gittiği bu askeri eylemlere seriye deniyor. O yüzden de genelde evet. putların yıkılmasıyla, tapınakların falan yıkılmasıyla ilgili tüm askeri hareketler neredeyse hepsi seriyedir. Yani Muhammed onlara kendisi gitmiyor. Adam yol diyor. Gidin siz yapın diyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz en meşhur olan savaş Bedir Savaşı, evet. Uhud Savaşı, Hendek Savaşı. Yani bunları böyle bir şey yaparak, sınır yaparak anlatmaya çalışalım. Daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Tabii. 622'de hicret gerçekleşiyor ve 624 yılında da en önemli ilk savaş Bedir Savaşı gerçekleşiyor. Ve yani birçok insan da ilk savaşın tabii Bedir Savaşı olduğunu düşünüyor ama Bedir'den önce de gerçekleşen bazı askeri faaliyetler mevcut. Şimdi ilk başlığımız, üzerinde duracağımız ilk mesele Bedir'den önce. Yani 624 ile 622 arasında gerçekleşen askeri faaliyetler olsun. Şimdi bu dönemde de ön plana çıkan dört tane gaz ve dört tane de seriye var. Gazveler Evva gibi, Buvat gibi, Bedrul Ula gibi gazveler. Ve bu dört gazvenin de özelliği dördünde de herhangi bir olay kayda değer bir durumun gerçekleşmemiş olması. Şimdi maksat ne bu dört gazvede de? Mekke'den bir kervan yola çıkıyor. Muhtemelen Şam güzergahına doğru gidiyor. Kervanı ele geçirmek için bu gazve düzenleniyor. Bunlara bir kervan operasyonu da diyebiliriz. Fakat dördünde de herhangi bir netice elde edilemiyor. Veya herhangi bir çatışma da olmuyor. Ne sebeple? Mesela Kervanın sahipleri haber alıyorlar, Müslümanların geleceklerini öğreniyorlar ve kervanın güzergahını değiştiriyorlar, önlem alıyorlar. Dolayısıyla Müslümanlar gittikleri zaman kervanın gittikleri yerde olmadığını görüyorlar. Veya e, ne oluyor diyelim, e, kervan istihbaratı yani kervan gelecek yönündeki haber doğru değilmiş. Aslında Mekke'den hiç kervan falan çıkmamış. İşte bu tür sebeplerden dolayı bu dört gazvede herhangi bir, Olay gerçekleşmeden neticeleniyor. Ve dört tane de yine Bedir'den önce gerçekleştirilen seriye var. Yani seriye nedir demiştik. Kendisinin bizzat katılmadığı ama görevlendirmiş olduğu komutanlar tarafından gerçekleştirilen seferler. Ve bunlarda da maksat aynı. Yine Mekke'den e, yola çıkmış olan Mekkelilere ait olan kervanı basmak, oradaki mallara el koymak maksadıyla düzenleniyor. Bu seriyelerden ilki Siful Bahir seriyesi ve bu da Hazreti Hamza'nın komutasında gerçekleşiyor. Şimdi bu Siful Bahir dediğimiz e, yer Kızıldeniz'in Denizin kıyısında e, bir yer, Medine'nin çok uzağında olmayan bir yer ve Mekke'den çıkan kervanların güzergahında bulunduğu için burada birçok çatışma gerçekleşiyor. Yani Siful Bahir seriyesi dediğimiz zaman iki hatta e, üç tane olay aklımıza gelebilir. İlk seri de burada gerçekleştiği için bu isimle isimlendiriliyor. Fakat burada da herhangi bir çatışma meydana gelmiyor. Çünkü e, Hamza'nın komutasındaki birlik Siful Bahir denilen yerde Mekke'den yola çıkmış olan o kervanı gözetlemeye başlıyorlar ve bakıyorlar ki çok kalabalıklar. Baş edebileceğimiz sayıda değiller. Bu yüzden herhangi bir müdahalede bulunmadan geri dönüyorlar. İkincisi Rabi seriyesi burada da yine herhangi bir çatışma gerçekleşmiyor. Yalnız burada da iki taraf yani Mekkelilerle Müslümanlar birbirlerine böyle gösteriş yapabilmek, güç gösterisi yapabilmek için ok atışları falan yapıyorlar. Yani bu isabet ettirmek, birini evet. öldürmek maksadıyla değil de caka satmak için, güç gösterisi yapmak için yapılıyor. Ve bu seferde ilk okum Müslümanlar tarafından Saat bin Ebi Vakkas satıyor ki kendi Hazreti Muhammed'in de dayısı oluyor. Bunun sembolik bir önemi vardır İslam tarihinde. Hani Müslümanların kafirlere karşı atmış olduğu ilk ok şeklinde bir önem atfedilir bu duruma. Hani bizim de milli mücadelede Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşun öyle sembolik bir anlam ifade ediyor ya. Onun gibi burada da yine herhangi bir çatışma gerçekleşmiyor. Üçüncüsü Harrar seferi var. Bu sefer seferin başında Saat bin Ebi Vakkas ve bu seferde de yine herhangi bir çatışma yok. Şimdi Bedir öncesi seriyelerin sonuncusu. Biraz önemli olan e, seriyede seriye de bu Batn-ı Nahle seriyesi. batn Nahle seriyesinde de seriyenin başında Abdullah bin Caş var. Abdullah bin Caş da Hazreti Muhammed'in halasının oğlu oluyor. Şimdi biliyorsunuz hani Zeynep bin Caş vardı evet, Hazreti evet, Muhammed'in evet. eşlerinden birisi. Hani evlatlığı olan Zeyd bin Haris'in eski karısı. Abdullah bin Caş, Zeynep bin Caş'ın kardeşidir. Aynen. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in de zaten halasının oğludur. Şimdi bu dört seriyede de böyle dikkat çeken ortak bir nokta var. Dördünün de liderliğini yapan kişi Hz. Muhammed'in akrabası. Hem de yakın akrabaları. Mesela Siful Bahir'in başındaki Hamza Hz. Muhammed'in amcası zaten. Ondan sonra Rabi Seferi'nin başındaki Ubeyde, Haloğlu. Batlı Nahle'nin başındaki Abdullah Bin Caş yine Halıoğlu. Yani hep ilk bu seriyelere kendisiyle kan bağı olan yani çok güvenmiş olduğu insanları gönderiyor. Şimdi bu Batlı Nahle seriyesinin önemli olduğunu yani diğer dört gazve ve üç seriyede olduğu gibi herhangi bir olay gerçekleşmeden neticelenmediğini burada bazı olayların gerçekleştiğini söylemiştik. Şu şekilde ceryan ediyor olay. Hazreti Muhammed Abdullah bin Cahş'a bir mektup veriyor. Diyor ki, iki gece boyunca Necit istikametinde yol alacaksın ve iki gece yol aldıktan sonra sana vermiş olduğum bu mektubu açıp okuyacaksın. Mektubun içinde sana bir talimat verdim. O talimatı gerçekleştireceksin. Abdullah bin Cahş beraberindekilerle yola çıkıyor. İki gece Necit istikametinde yol alıyor ve Hazreti Muhammed'in vermiş olduğu talimat üzere iki gece sonra mektubu açıyor. Mektupta da şöyle bir emir var. E, Batnı Nahle denilen yere git ve Kureş kabilesini gözetle. Emir sadece bundan ibaret. Yani sadece e, Kureş lilere ait olan kervanı gözetlemesini söylüyor. Herhangi bir saldırı talimatı falan yok. Sadece gözetle diyor. E, bu emir doğrultusunda mektupta yazan bu emir doğrultusunda Abd Abdullah bin Caş beraberindekilerle birlikte söylenen Batlı Nahle bölgesine gidiyor. Burası da e, Taif Mekke arasında bir bölge ve orada bir kabile var, şey var, e, kervan var. Mekkelilere, Ebu Süfyan'a ait bir kervan. Kervanı gözetliyorlar ve saldırsak mı saldırmasak mı diye tereddüt ediyorlar. Çünkü Hz. Muhammed'in verdiği mektupta sadece gözetleyin emri var. Neticede de bir şekilde saldırmaya karar veriyorlar. Kervanda yani böyle göze dokunan büyük bir kervan, içinde de değerli mallar barındıran bir kervan. Kervana saldırıyorlar ve kervanın başındaki Amr bin Hadrami isimli kişiyi katlediyorlar. Bu Hadrami ismi de İslam tarihinde özellikle ilk dönemlerde çok denk geleceğimiz rastlayacağımız bir isimdir. Hadrami ailesi aslında dışarıdan Hicaz'a yerleşmiş olan Emevilerin ee, yanında çalışan, Emevi destekçisi olan bir aile. İşte bunlardan, bu Hadremi ailesinden Amr bin Hadremi şeyin başında, kervanın başında Hadremi'yi orada Abdullah bin Caş ve beraberindekiler öldürüyorlar. Kervandaki birkaç kişiyi yine esir alıyorlar ve kervandaki malları yağmalayıp dönüyorlar Medine'ye. Şimdi olayın sıkıntısı şurada. Bu olay gerçekleşirken haram ayları henüz çıkmamış. Haram ayları devam ediyor. Yani biliyorsunuz İslamiyet öncesinde de İslamiyet Tabii. sonrasında da haram aylarında Zilkade, Zilhicce evet, evet. E, e, neydi kutsal, kutsal, Birisi Recep. Evet, evet Muharrem ve Recep aylarında. Evet. Evet. Bu dört aylarda kan dökmek yasak. kesinlikle yasak. Fakat işte bu olay Recep ayının böyle sonları. Fakat henüz daha haram ayları çıkmamışken gerçekleşiyor. Şimdi tabii ki bu çok büyük tepkilere sebebiyet veriyor. Yani o dönemler için e, haram aylarında insan öldürmek asla kabul edilemeyecek bir durum. Sadece Mekkeliler değil Müslümanlar da buna tepki gösteriyorlar. Nasıl böyle bir şey yaparsınız falan. Hazreti Muhammed de tepki gösteriyor. Ben sana vermiş olduğum talimatta sadece... Kervanı gözetlemeni söylemiştim, öldürmeni söylememiştim diyor. bu tepkinin, Şey diye bir kavram. Şey, lafını kestim. Bu tepkinin büyük bir sebebi de ne biliyor musun? Paganlar evet. arasında da bu inanış yaygın olduğu için yani putperestler için de bu haram aylar kutsal olduğu için Evet. hatta birçok putperest kabile bu haram aylarda kutsal gördükleri bazı ağaçlara silahlarını astığı, silah bıraktığı için yani kültüre yerleşmiş bir şey olduğu için bu. Hepsinin evet. kutsaliyetinde, tanrılarında, sanki tanrılarının böyle bir emri varmış gibi bir inanış var. Yani o aylarda kesinlikle birini öldürmeyeceksin. Bunu dediğin gibi sadece Müslüman değil, kutperestlerin de inandığı bir gelenek bu, uyguladığı bir gelenek. E ne oluyor böyle bir zamanda sen baskın yaparsan, insanları öldürürsen, Korku aslında bir de şu, bu insanlar toplansa, bir birlik kursa, ayaklansa, bizim geleneğimizi, kurallarımızı, kutsaliyetimizi çiğniyor diye ayaklansa büyük sıkıntı doğurur. Evet. Yani gerçekten öyle. Şimdi ilk e, çatışma bu olayda gerçekleşiyor. Yani ilk kan da bu olayda aslında dökülüyor. Ve ilk ganimet de Müslümanlar bu olayda elde ediyorlar. Şimdi şey diye, fıkıhta humus diye bir kavram var. Kelime anlamı beşte bir demek. Ki bu eskiden yani İslamiyet öncesi Araplarda da var olan bir e, kaydı. Mesela bir baskın yapılıyor bir yerde, ganimet ele geçiriliyor. Ele geçirilen ganimetin beşte biri kabilenin liderine teslim ediliyor. Beşte dördü e, olayı gerçekleştirenler arasında paylaştırılıyor. Şimdi Abdullah Bincaş da bu olayda yani gerçekleştirmiş olduğu e, seriyede elde ettiği ganimetin e, beşte birini Hazreti Muhammed'e vermek istiyor. Çünkü bir nevi kabile reisi o. Beşte dördünü de olayı gerçekleştirdiği arkadaşlarıyla paylaşmak istiyor. Hazreti Muhammed hani haram aylarında kan dökme olayı söz konusu olduğu için kendisine verilen payı ...almak istemiyor ilk etapta. Sonrasında Bakara suresinin 217. ayeti iniyor. Bu olayla alakalıdır. Bakara suresinin 217. ayeti. Bunu da bir yere not etsin dinleyen arkadaşlar. Bir baksınlar ayetin içeriğine. Çok ilginçtir gerçekten. E, şunu söylüyor ayet özetle. Haram aylarında kan dökmek doğru değildir. Tamam yasaktır, kötüdür falan ama... Mekkelilerin yani müşriklerin yapmış olduğu fitne ondan daha beter, daha kötü bir şeydir. Böyle bir anlamı var bu şeyin, ayetin. Yani böyle ucundan kulağından da olsa bu olayı gerçekleştiren, haram aylarında kan döken Abdullah bin Caş'ı aklamak üzere gönderilmiş olan bir ayettir. Bu ayetin inmesi üzerine de Hazreti Muhammed bu baskında elde edilen ganimetlerden kendisine verilen Humusu yani o beşte bir payı alıyor. Ve Hazreti Muhammed'in almış olduğu ilk ganimet de bu. Ki biliyorsunuz Enfal Suresi, o ganimetlerle ilgili e, şeylerin yer aldığı sure, ayetin yani o beşte bir meselesinin falan yer aldığı. Evet, Enfal 40 şimdi o inmemiş henüz bu olay gerçekleşirken. Enfay 40 yani Kur'an bu konuda henüz bir şey söylememiş. Ancak Araplarda var olan gelenek bu. Ve sonrasında Enfal suresi 41. ayet inince de Kur'an bu geleneği devam ettiriyor. Şimdi aslında bu olay Bedir Savaşı'nın da en önemli sebeplerinden birisi oluyor. Ben kendi sesimi duyuyorum şu anda. Şimdi konuşurken böyle acaba size iyi geliyor mu? Ee, tamam. Dinleyenlerde falan sıkıntı yok yani değil mi? Evet. Evet, tamam o zaman. Şimdi tabii ki e, 624 tarihine gelindiğinde Ebu Süfyan'ın Yine Mekke'den çok büyük bir kervanla yola çıktığı bilgisi geliyor. Medinelilere, Müslümanlara ve işte bir baskın yapmayı kararlaştırıyorlar. Ordu topluyorlar artık ellerinden geldiğince 300 kişilik, 300 kişinin birazcık üzerinde bir sayıyla yola çıkıyorlar. Maksatları yine bahsetmiş olduğumuz diğer 8 olaydaki gibi kervanı basmak, kervandaki ganimetleri ele geçirmek. Fakat Ebu Süfyan Müslümanların kendisine saldıracağını öğreniyor. Bilgi alıyor ve Mekke'ye haber gönderiyor. İşte diyor ki Müslümanlar bu kervana saldıracaklar. Kervanda da çok fazla mal var. Yani çok değerli mallar var. Yardımcı olun diye. Bunun üzerine Mekkeliler e, ordu topluyorlar. Adam topluyorlar. Bin kişiye kadar bir ordu topluyorlar. Ve yola çıkmak üzere hazırlanıyorlar. O esnada Ebu Süfyan... Bir şekilde kervanın güzergahını değiştirerek Müslümanlardan kurtuluyor ve kervanı e, güvene alıyor. Mekke'ye haber gönderiyor, diyor ki artık savaşmaya gerek kalmadı çünkü derdimiz kervanı korumaktı. Ve kervan artık güvence altında, bir tehlike söz konusu değil. Yani Mekkeliler de buna onay veriyorlar, ikna oluyorlar çünkü savaşmak istemiyorlar. Çünkü karşı tarafta yakın akrabaları var, kiminin oğlu var, kiminin kardeşi var. Fakat işte bir kişi burada olay çıkarıyor. Çok fena olay çıkarıyor. O kişi de bahsetmiş olduğumuz Gazve'deki e, Batni Nahle Gazvesi'nde öldürülen Hadremi'nin kardeşi. O diyor ki bu Müslümanlar diyor benim abimi haram ayları içerisinde hem de katlettiler. Şimdi bunu onların yanlarına mı bırakacağız? Onlarla savaşacağız. Hazır orduyu da toplamışız. Geri dönmek yok. Ve işte o Mekkelileri ikna ediyor ve yola çıkılıyor. İşte bunun neticesinde de Bedir savaşı gerçekleşecek. Şimdi Bedir dediğimiz bölge kervanların geçiş güzergahında yer alan bir e, mola yeri gibi bir şey, yani bir konaklama yeri. Burayı Bedeviler idare ediyorlar ve birçok Bedevi buradan geçimini sağlıyor ve burada da su kuyuları var. Hz. Muhammed burası böyle çok stratejik bir bölge olduğu için su kuyularından dolayı burayı işgal ediyor ve sahabelerden birisinin e, tavsiyesi üzerine de kuyuları taşlarla kapatıyor. Yani şeylere su yok, Mekkelilere su yok. İşte iki ordu Müslümanlarla e, Mekkeliler burada karşılaşıyorlar. E, Mekkelilerin sayısı söylediğimiz gibi bin. Müslümanların sayısı da 305 kadar. Ve bir mübareze olayı gerçekleşiyor. Mübareze de Araplarda var olan bir gelenek. Savaştan önce, savaş gerçekleşmeden önce savaşacak taraflardan böyle kendine güvenen, ön plana çıkan savaşçılar çıkıp birbirleriyle çarpışıyorlar. Yani bir düello gerçekleştiriyorlar. Medir Savaşı öncesinde de e, Hazreti Hamza Hazreti Muhammed'in amcası, Hazreti Ali amcaoğlu ve e, bir de Ubeyde yine Hazreti Muhammed'in halasının oğlu. Müslümanlar tarafından, karşı taraftan da Utbe isimli kişi ve Utbe'nin kardeşiyle oğlu. Mübazere gerçekleştiriyorlar ve Müslümanlar mübazereleri kazanıyor. Sonrasında savaş başlıyor ve Müslümanlar savaştan galip geliyorlar, kazanıyorlar savaşı sayıca karşı taraftan çok az olmalarına rağmen ve birçok esir alıyorlar. 70 civarında e, Mekkelilerden esir aldıkları bilgisi var ve 70 civarında Mekkeli'yi de öldürüyorlar. Kendileri ise sadece 14-15 civarında bir kayıp veriyorlar. E Bedir Savaşı bu şekilde sonuçlanıyor. Savaştan sonra şimdi bir problem ortaya çıkıyor. 70 kişiyi Esir almışlar, bunları ne yapacaklar? İki görüş var, mesela Ömer esirlerin öldürülmesinden taraf, Ebu Bekir hayır öldürmeyelim diyor, fidye karşılığında bunları serbest bırakalım diyor. Hazreti Muhammed Ebu Bekir'in görüşünü daha olumlu buluyor, daha doğru buluyor ve netice itibariyle de aldıkları esirleri fidye karşılığında ya da hani meşhur bir şey vardır, 10 tane Müslüman'a okuma yazma öğretmeleri karşılığında almışlar. E, serbest bırakıyor. Fakat bununla ilgili inen bir ayet e, hangi surenin hangi ayet olduğunu hatırlamıyorum ama Hz Muhammed'in yanlış yaptığını yani aslında e, esirlerin öldürülmesi gerektiğini belirtiyor. Enfal suresindeydi yine zannediyorum o ayet. Şöyleydi yani mealen ayetin söylemiş olduğu e, hiçbir peygamber e, tamamen hakimiyeti ele geçirmeden tamamen kafirleri dize getirmeden esir almamıştır. Dolayısıyla esir almakla doğru yapmadınız. Yani onları öldürecektiniz. Hatta böyle evet, uzunca bir liste vardır. Hazreti Ömer'den dolayı indirilmiş olan ayetler diye. İşte bu ayet de Hazreti Ömer'in tavsiyesini olumlayan bir ayet olarak hep sunulur. Ee, İslami kaynaklarda. Şimdi Bedir Savaşı da bu şekilde gerçekleşiyor ve efendim, İslam tarihindeki belki de en önemli savaştır diyebiliriz. Birçok yönüyle de gerçekten çok önemli bir olay. Çünkü İslamiyet'in ilerlemesinde, kökleşmesinde en fazla öneme sahip olan olaylardan birisi. Sonrasında meydana gelenleri anlattığımızda yani önemi daha da iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Yani şöyle bir yaklaşım var. Bedir'e, Uhud'a yani İslam tarihinde gerçekleşmiş olan savaşlara karşı. Ya bunlar basit savaşlardır aslında. Yani çok önem arz eden olaylar değildir. Yani netice itibariyle az önce de söyledim. Müslümanlardan savaşa katılanların sayısı 305, karşı taraftan da 1000 kişi katılıyor. Ve topu topu hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bile değil. Ve biraz da yani hani meseleye protest yaklaşan arkadaşlar, ya yani Müslümanlar bu olayları gereğinden fazla abartıyorlar bu olayların aslında tarihsel bir ehemmiyeti yok diyorlar ama ben bunu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü tarihte gerçekleşmiş olan bir olayın önemini belirleyen şey ne kadar insan arasında ceryan ettiği ya da o alayda ne kadar insanın öldüğü hayatını kaybettiği değil de o olayın insanlık tarihi üzerinde ne gibi bir etkiye sahip oldu. Şimdi bu Bedir Savaşı'na veya o dönemde gerçekleşmiş olan savaşlara baktığımız zaman İslamiyet'in bölgede kontrolü, hakimiyeti ele geçirmesini sağlayan olaylar bunlardır. Neticede İslamiyet'in sonrasında diğer bölgelere yayılmasını sağlayan olaylar bunlardır. Ve bunlar sayesinde İslamiyet fethetmiş olduğu, yayılmış olduğu bölgelere yayılabildi. Belki yani olayın gerçekleştiği dönemde o savaşa katılan kişi sayısı az olabilir ya da hayatını kaybeden kişi sayısı az olabilir. Tarihsel bir olayın ehemmiyetini belirleyen şeyler bunlar değil. Olaya biraz bu nazarla bakmak gerekiyor. Yani 300 kişi arasında, bin kişi arasında falan gerçekleşti ama insanlık tarihi üzerindeki tesiri belki abartmış gibi olmayayım ama dü dünya savaşlarından bile daha fazladır diyebiliriz. Ya düşünsenize mesela Bedir Savaşı tersi bir istikamette neticelenseydi ki mümkündü olabilirdi. Sayıca zaten kaynaklarda az oldukları söyleniyor ve savaş esnasında Müslümanların önde gelenleri birçoğu Liderleri Muhammed de dahil olmak üzere imha edilebilirdi. İmkansız mı? Hayır bu da mümkündü. Ya bunun gerçekleşmesi halinde insanlık tarihinin bugünkünden ne kadar farklı seyredeceğini, nasıl değişeceğini şey yapabiliyor musunuz, düşünebiliyor musunuz? Yani işte bu sebeplerle bu olayların önemlerini göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Pedre kadar böyle ben biraz sizi dinlemek istiyorum. Din deneyim Evet. 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 <laughs> Ben mikrofonu açık, mikrofonu kapalı unutmuşum benim. <laughs> Şimdi, şeyi söyleyeceğim. Ee, sen bana devrettin ama şunu söylemeyi unuttum. Chat'te bir arkadaş az önce şey demişti. İşte bu anlatılanların kaynağı nedir? Yani nereden anlatılıyor? Neye göre anlatılıyor? Demişti. Şimdi onu söyleyeyim. Yayın başında göstermiştim. Şöyle tekrar göstereyim. Buhari, Megazi yani Savaşlar bölümü. Şimdi tabii sadece burada yok başka hadis kaynaklarında falan da anlatılıyor bu olay, bu durum. Ama evet. ben burada yazanlar yeterince fazla olduğundan ve diğerlerinin de bazıları bundan beslendiğinden buradan bir hadis okuyayım. Evet. Bu hadiste ölenlerin işte yakınları veya ölenlerin sadece yakınları değil o savaşta görev alan askerlerin falan sırtı okşanıyor hem de bir yandan bir yandan da Kutsiyet atfediliyor savaşa. Yani Cebrail de bizimleydi falan diye bir kutsiyet atfediliyor. Şimdi evet. bu arada ses yok yazıp duruyorlar. Chat bana geç geliyor. Ses var artık. Ee, sizin yorumlarınız geç geliyor chatte. Ben gürültü olmasın diye mikrofonumu kapatmıştım. Eşim gelip haber verince mikrofonumu açtım. Şimdi ben hadisi okuyayım size dostlar. Buhari'nin meyazi yani 64. kitabında 1601. hadis. Bu enteresan bir hadis. Diyor ki Rifa bin Rafi ez Züraki'nin oğlu Muaz'dan Muaz'ın babası Bedir Savaşı'na katılanlardandı. Şöyle demiştir. Cebrail Hazreti Muhammed'e geldi ve aranızdaki Bedir Savaşı'na katılanları hangi derecede sayarsınız dedi. Yani diyor ki tabi insanların dereceleri var ya yaptıkları işe göre savaşlarda aldığı role göre verdiği hizmete göre dereceleri var ya. Cebrail de geliyor diyor ki ya ey Muhammed bu adamlar savaştı ama hani sana göre bunların özelliği nedir? Rütbeleri nedir? Değil mi? Yani bu insanlar boşuna mı öldü? Şimdi Muhammed'in o insanların sırtını okşaması lazım. Ölmeyip de yaralanan vardır. Ne bileyim. Neticede orada ter döken var, değil mi? Kolay bir şey değil savaşa giriyorsun. Şimdi o da diyor ki hadisin devamını okuyorum. O da Müslümanların en üstünü veya buna benzer bir söz söyledi. Cebrail de biz de Bedir savaşına katılan melekleri öyle sayarız dedi. Yani güya Bedir savaşına melekler de katılıyor. Sadece insanlar değil, melekler de savaşıyorlar. Halbuki evet. enteresandır. Tabii bu dediğim gibi olaya kutsiyet katmak için söylenmiş bir söz. Çok belli. Herhalde gerçekten meleklerin oraya gidip orada insanlara yumruk attığı, işte ok fırlattığı, mızrak attığı falan yok yani. Zaten bu mantık aslında İslamiyet'teki melek anlayışına birazcık ters. Bu Yahudi geleneğinden gelen, Yahudi Hristiyan geleneğinden gelen savaşan melekler inancının bir şeyi, izi. Ama her ne kadar Kur'an'da bu anlayış yok gibi görünse de açıkçası İslami kaynaklarda yine bu Yahudilerin etkisinden olsa gerek insanlara yardım eden, onlarla aynı cephede savaşan, işte hatta Allah'ın tahtını taşıyan, yani insan formatında, insan şeklinde, insan gibi savaş alanına inip insanlara karşı savaşabilen melekler inanışı var. İşte burada da bu şekilde insanların sırtı okşanıyor. Diyor ki Muhammed, yani Cebrail geldi bana dedi ki, bu savaşan insanların durumu nedir? Ben de dedim ki bunlar Müslümanların en yüksek dereceden olanları. Evet. Cebrail de diyor ki savaşa katılan melekler de öyle. Yani enteresan bir durum bu. Evet. Birçok bir savaşta olan bir şey aslında biliyorsundur. Hep böyle işte melekler de bizimleydi falan. Hatta meşhur bir kısmı daha var. Orada direkt Allah sanki savaş alanına iniyormuş gibi işte siz vurmadınız ben vurdum. Siz atmadınız ben attım falan diyor biliyorsunuz. <laughs> evet, evet, öyle şeyler var. Şeyde Uhud Savaşı'nda Hazreti Muhammed herhalde onunla ilgiliydi. Evet, evet, Uhud'la ilgili. Evet. Birini öldürdüğü zaman sen vurmadın, Allah vurdu gibi. Bir de şeyle alakalı Bedir Savaşı ile alakalı. Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in biner melek ordusuyla, melek askeriyle birlikte Müslümanlara yardımcı olmak için indiklerine dair şeyler var evet. hadisler var yani melek ordusu bir de toplamda 3000 tane melek geliyor yardım etmeye <laughs> şey gibi, işte yani şey gibi bu Tolkien evreninde Yüzük Emin Efendisi'nde falan ruhlar gelip savaşa katılıyor ölüler, ölülerin ruhları evet. falan gelip savaşa katılıyor onun gibi tamamen fantastik bir olay yani böyle insanların evet. savaşına mistik varlıkların eşlik ettiğine inanmak, insanlara bunu anlatmak, inandırmak. Evet. İşte yani tabii ilginç bu, olaylar aslında da Tabii bunun şöyle evet. bir tarafı var. Hani o zamanki dönemleri düşünürsen o tarihleri. Ha. Zaten insanlar cinlere, meleklere böyle mistik birçok varlığa inanıyor. Yani Müslüman olmayanlar da inanıyor, Müslümanlar da inanıyor. Bu inanış zaten o coğrafyada var. Hatta genelde çöldeki o sessiz havadan, sakin havadan olsa gerek ve çöl boş olduğu için orada esen rüzgarın çıkarttığı sesten, yarattığı atmosferden olsa gerek insanlar genellikle cinleri falan ki melekleri de keza öyle çoğu zaman rüzgarla fırtına tarzında sert esen rüzgarlarla falan bağdaştırıyorlar. Hatta yine bu da Yahudi geleneğindeki inanışın izleridir çünkü Yahudi geleneğinde de Kerubim, kerubim melekleri var, Kerubim de denir. İslamiyette evet. bu meleğin adı nedir? Belki tanıdık gelmiştir sana başlangıcı. Keribiyyun. Hani evet. Keribiyyun melekleri var ya işte odur. Bir o, seslendirme yaptım herhalde ben bununla alakalı sizin kanalı. Evet Değil sanırım. Sanırım bununla ilgili bir makale atmıştım sana. Oradan hatırlayabilirsin. Evet. Şimdi orada ne vardı evet. mesela? Yahudilerin inanışına göre ki bu Keribiyyunlar şeyde de var. Talmud'da birçok midraş metninde falan da var. Bunlar Yahve'nin savaş arabasını falan taşıyorlar. Hatta bazen Yahve bu meleklere atına biniyormuş gibi biniyor. Bildiğin meleğe biniyor Tanrı. Atlıyor sırtına. <laughs> hani Burak'a binen Muhammed gibi veya işte kanatlı atına binen Thor gibi falan. Tanrı da bildiğin meleğine biniyor. İşte aynı inanışın izleri her ne kadar Müslümanlar eski dine eski dinlere değiştirilmiştir falandır filandır dese de onların geleneklerini falan hep almış, korumuşlar. Aynı şekilde inanmaya devam etmişler. Hatta birçoğu işte Kur'an'a da geçmiş. Yani meleklerin inip insanlarla beraber saf alması, cephede savaşması normalde tamamen Yahudi geleneğine ait bir düşünce. Onların inanışı bu. Ama bakıyorsun işte aynısı İslamiyet'e de geçmiş ki bununla ilgili çok daha böyle ciddi noktalar var ama onları tabii anlatırsam konu sapar. Konunun çok dışına çıkar. Evet. O yüzden oralara girmeyeyim ben. Evet. Şimdi yani Bedir Savaşı e, o zaman Müslümanlar için gerçekten büyük bir galibiyet. Evet. Büyük bir zafer e, ve ilk başarı. Şimdi Bedir'den sonra gerçekleşen e, ve Müslümanların da bölgede hakimiyet sağlamasını e, büyük ölçüde etkileyen olaylar en başta tabii ki Yahudilere karşı gerçekleştirilen ve ilk etapta da beni Kaynuka kabilesine karşı gerçekleştirilen gazbe. Şimdi demiştik ya hani üç e, Yahudi kabilesi vardı Medine'de, beni Kureyza, beni Kaynuka ve beni Nadir. Ya Şimdi şu, bu üç Yahudi kabilesi ee, milattan sonra 70 yıllarında o zaman e, Roma İmparatoru Titos'un Kudüs'e karşı gerçekleştirmiş olduğu bir şey var saldırı var, bir işgal var o işgal esnasında Kudüs'te yaşayan Yahudiler Kudüs'ü terk ediyorlar, farklı yerlere e, dağılıyorlar ve Hicaz bölgesinde yaşayan Yahudilerin de o dönemlerde bu bölgeye gelmiş oldukları şeklinde bir kanaat var. Daha farklı düşünceler de var ama en yaygın olanı bu. Daha farklı düşünceler o dönemki Yahudilerin çok çok daha evvelden, milattan önceki dönemlerde o bölgeye yerleşmiş oldukları yönünde. Yani hangi ihtimal doğru olursa olsun o Yahudiler çok eskiden beri o topraklarda, yüzlerce yıldan beri o topraklarda yaşıyorlar. Ve şimdi Bedir Savaşı'ndan sonra da Yahudi kavimlerinden ilk olarak Beyni Kaynuka ile Müslümanlar arasında sürtüşmeler başlıyor. Şimdi İslam kaynakları bu sürtüşmelere sebep olarak beni Kaynukalıların Müslümanların zaferini kıskanması, Müslümanların zaferini çekememesi gibi şeyler söylüyor. Yani böyle somut olmayan şeyler söylüyor. Bunun dışında da somut bir olay aktarılıyor Kaynuka pazarında ki Kaynukalılar genellikle ticaretle uğraşan bir kavim, böyle toprak sahibi, tarım falan yapan bir kavim değil ve genellikle de savaş aletleri üretirlermiş. Kaynuka pazarında alışveriş yapan bir Müslüman kadını kaynukalı bir Yahudi taciz ediyor. Nasıl taciz ediyor? Onun elbisesini çekiştiriyor ya da elbisesini sandalyeye bir yere bağlıyor. Kadın ayağa kalkınca ya da yürüyünce elbisesi yani tesettürü açılıyor. Ayıp yerleri gözüküyor. Bir Müslüman bu olaya şahit olduğu zaman bunu yapan Yahudinin üzerine yürüyor. Yahudi'yi öldürüyor ve oradaki Yahudiler de Sonrasında bu Müslümanı katlediyorlar. Şimdi Hz Muhammed bölgeye yerleştiği zaman bir Medine vesikası ya da Medine Vatandaşlık Sözleşmesi ismi verilen bir anlaşma gerçekleştirilmişti. Anlaşmanın mahiyeti de şuydu. E, Yahudiler dinlerinde serbest olacaklar ama buna karşılık da e, Araplarla yani Müslümanlarla birlik olacaklar dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıya karşı. Bunun gibi maddeler içeriyor yani e, Medine'yi adeta bir şehir devleti haline getiren bir anlaşma bu. İşte bu olayın gerçekleşmesiyle birlikte artık e, bu anlaşma bozulmuş oldu. İki taraf arasında sıkıntı ortaya çıktı ve Müslümanlar Beni Kaynuka kabilesinin bulunduğu yeri kuşattı. Kuşatma 15 gün boyunca devam ediyor. Neticede de artık dayanamıyor. Yahudiler ve teslim oluyorlar. Şimdi yaklaşık 700 kadar erkek var Beni Kaynuka kabilesi içerisinde. Yani erkek eri silah tutan, eri silah tutabilecek olan yani savaşabilecek durumda olan. Hz. Muhammed ilk etapta bunların tamamının öldürülmesine karar veriyor. Şimdi şöyle bir şey anlatmıştık yani ilk başlarda. Bir savaş gerçekleşmişti. Boğaz Savaşı isminde bir savaş. Ve Arap kabileleri, Evs ve Hazreç kabileleri savaşmıştı bu Boğaz Savaşı'nda. Ve Yahudi kabileleri de e, saf tutmuşlardı. Mesela Beni Kureyza kabilesi, Beni Nadir kabilesi, Evs kabilesinin yanında saf tutmuştu. Beni Kaynukalılar da Hazreç'in yanında saf tutmuşlardı. Şimdi Hz. Muhammed Beni Kaynukalılar için ölüm emri verdiği zaman Hazreç kabilesi yani onlarla bir ittifak durumları, müttefiklik durumları olduğu için bunu engellemek istiyor ve Hazreç kabilesinin en önde gelen, en ileri isimlerinden Abdullah bin Selül Hazreti Muhammed'i ikna etmeye çalışıyor. Ya öldürme, sadece sürgün et. Neticede de ikna ediyor ve Beni Kaynuka kabilesi sürgün ediliyor Medine'den ve onlar da Suriye taraflarına gidip yerleşiyorlar. Tabii ki mallarını falan götürmüyorlar. Götürmelerine müsaade edilmiyor. Mallarını Medine'de bırakarak terk ediyorlar. Medine'yi ve ilk Yahudi kabilesinin Medine'den çıkarılması da bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Şimdi hani çok bilindik olan, çok önemli olan üç savaş vardır ya Bedir, Uhud ve Hendek diye. Bu her savaşın neticesinde de bir Yahudi kabilesinin bir sebeple artık bir sebep ortaya atılarak defterinin dürüldüğüne ya sürgün edildiğine ya da birazdan üzerinde duracağız. Beni Kureyzalılarda olduğu gibi öldürüldüğüne, katledildiklerine şahit oluyoruz. Ve artık yani e, Beni Kaynuka kabilesinin Medine'den çıkarılmasından sonra Müslümanların Medine'deki hakimiyeti, Medine'deki gücü iyice artıyor. Şimdi Bedir'den çok kısa bir süre sonra gerçekleşen ve üzerinde durulmaya değer bir olay var. Essevik Gazvesi isimli bir olay. Şimdi Bedir Savaşı'na Ebu Süfyan katılamamıştı dedik. Çünkü Ebu Süfyan kervanının güzergahını değiştirmiş ve kervanını Müslümanların tehlikesinden kurtarmıştı. Ancak Ebu Süfyan'ın oğlu olan Hanzala Bedir Savaşı'nda hayatını kaybetti. Dolayısıyla Ebu Süfyan Müslümanlara karşı hınç dolu. Ve intikam düşüncesiyle Medine yakınlarına geliyor fakat yanında çok fazla sayıda kimse yok yaklaşık 200 kadar adamıyla birlikte. Bu yüzden de Medine'ye girmeye cesaret edemiyor. Ama Medine'nin etrafında e, bazı Müslümanları falan öldürüyor. Orada tarlaları ateşe verip yakıyor. Ebu Süfyan'ın bu tür olaylar yapması üzerine Müslümanlar Ebu Süfyan'ı durdurmak için yola çıkıyorlar ve Ebu Süfyan da Müslümanların gelmesi üzerine kaçıyor. İki taraf arasında yine herhangi bir çatışma gerçekleşmiyor. es gazvesi dediğimiz olay da bu. Şimdi sevik demek de çok şey biraz ilginç. Aslında Arapça'da un demek. Ebu Süfyan e, Müslümanlardan kaçarken Ebu Süfyan'ın yanındaki adamların un çuvalları varmış. E o çuvalları deviriyorlar. Çuvallar e, yerlere falan dökülüyor. Bu sebeple bu olaya e, Es-Sevik yani un gazvesi ismi veriliyor. Ve bir de böyle şeyler var. Çapulcu Arap kabileleri var. Ee, şeyde Hicaz'da o dönemlerde. Mesela e, Gatafan kabilesi gibi ya da Beni Süleym kabilesi gibi. Bunlar Necit bölgesi Arapları. Bunlarla gerçekleşen, Müslümanlar arasında gerçekleşen bazı sürtüşmeler var. Yani yine herhangi bir çatışmanın söz konusu olmadığı basit ufak tefek birkaç olay. Bedir'den sonra Uhud Savaşı olmadan gerçekleşen şeyler bunlar. Ve bir de Karede seriyesi var. Yine üzerinde durulmaya değer. Karede seriyesi de e, Zeyd bin Haris'in liderliğinde e, gerçekleştirilen, yine Mekkeli bir kervana karşı yapılan bir kervan baskını, bir kervan soygunu. Yani aşağı yukarı Bedir'le Uhud arasında bu tür hadiseler gerçekleşiyor. Yani böyle çok önemli. Çok böyle kayda değer bir durum söz konusu değil. Asıl tabii ki önemli olay Bedir'den bir yıl sonra gerçekleşecek olan Uhud Savaşı. Şimdi Bedir'de bir mağlubiyet yaşadı Mekkeliler. Tabii ki intikam almak istiyorlar. İntikam alma isteğiyle de ordu topluyorlar. Bu sefer 3000 kişilik bir ordu topluyor. Ee, şu anda. Ney? Ses mi? Görüntü gitti, sizin görüntünüz gitti. He, sorun yok ama yayında bir sıkıntı yok senin, sesin geliyor. He, peki. Şimdi Mekke'de bir mağlubiyet yaşadılar. Bu mağlubiyetten dolayı da bir tabii ki intikam hırsı var. Bu intikam hırsıyla ordu topluyorlar ve 3000 kişilik bir ordu topluyor Mekkeliler. Bu 3000 kişinin 2000 kişisi de paralı e, askerlerden oluşuyor. Tabii ki Müslümanlara istihbarat geliyor Mekkelilerin ordu topladıkları yönünde. Müslümanlar hazırlıklara başlıyorlar. Ne yapalım, ne edelim diye tartışıyorlar. Nasıl karşılık verelim onlara? Yine farklı fikirler ortaya atanlar oluyor. Hazreti Muhammed diyor ki ben rüyamda gördüm. şehri terk etmememiz ve şehirde kalarak şehri müdafaa etmemiz yani savunma savaşı yapmamız rüyamda söylendi bana. Ben savunma savaşı yapma taraftarıyım. Ancak bazıları özellikle de gençler ve özellikle de Bedir Savaşı'na katılamamış olan ve savaşmayı çok arzulayan, savaşmaya çok hevesli olan gençler diyorlar ki hayır yani burada kalmamız doğru olmaz gidelim onları karşılayalım ve bir meydan savaşı yapalım. Ve Hazreti Muhammed de ikna oluyor pekala meydan savaşı yapacağız. Hazreti Muhammed zırhını falan kuşanıyor artık yola çıkacaklar ve Hazreti Muhammed'i meydan savaşı için ikna edenler bu sefer gelip diyorlar ki ya aslında sen galiba daha haklısın. Yani çünkü meydan savaşı da biraz sıkıntı olur. Onlar da sayıca bizden daha fazla. Biz aslında burada mı kalsak falan. Yani biraz da Yusuf Yusuf'un herhalde tesiriydi. Fakat Hazreti Muhammed diyor ki hayır bir peygamber zırhını giydiyse artık zırhını çıkarması mümkün değildir. <laughs> böyle dedik böyle yapacağız. Ve yola çıkıyorlar yaklaşık. Müslümanların sayısı da bin kişi. Fakat ileride bu bin kişilik Müslüman gruptan 300 tanesi. Yani bahsettik ya Hazreç kabilesi lideri Abdullah bin Selül, beni Kaynukalıların da affedilmesini sağlayan kişi. Beraberindeki 300 kişiyle birlikte geri dönüyor. Ya diyor ki işte beni dinlemedin diyor. Bunlar meydan savaşında hepimizi mahvedecekler. Ee, yanlış yaptık yola çıkarak ben dönüyorum diyor. Kendi beraberindeki 300 kişiyi de götürüyor. Ki Abdullah bin Selül isimli bu kişi İslam kaynaklarında münafıkların başı olarak geçer. Yani çok yerilen bir kişidir. Şimdi Uhud mevkine Uhud dağlarının oraya geliyorlar. Şimdi Uhud dağları böyle hani bölgeyi şey yapmaya çalışın gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Çok Uzuncana böyle 8 kilometre kadar ee, uzunluğu olan dağlar ve hilal şeklinde bir bölgeyi dağlar. Ve çarpışma da aslında bu dağların yani hilal şeklinde bir alanı kuşatan dağların içinde gerçekleşiyor. Ve o hilal şeklinin ağız kısmında karşı tarafta da bir tepe var. Bu tepenin ismi Ayneyn Tepesi ve çok stratejik bir tepe. Müslümanlar şimdi sırtlarını Uhud Dağı'na veriyorlar. O şekilde konumlanıyorlar bölgeye vardıklarında. Fakat şu aynı in tepesi dikkatlerini çekiyor. Çünkü sıkıntılı bir tepe ve Müslümanları arkadan vurmaya yani tepenin etrafından dolaşıp arkadan vurmaya fırsat verecek bir konumu var. Bu yüzden 50 kadar okçu yerleştiriyorlar aynı in tepesine. Sonrasında e, 3000 kişilik Mekkeli ordu geliyor ve Mekkeliler de 3 grup halinde konumlanmışlar. İşte ordunun sol cenahı Halit bin Velid ki sonrasında çok önemli, çok büyük bir İslam komutanı olacak. Onun komutasındaki süvarilerden oluşuyor. Sağ taraf Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in komutasındaki birliklerden oluşuyor. Netice itibariyle savaş başlıyor. Ee, gerçekleşen önemli hadiseler, savaşta vuku bulan önemli hadiseler bir tabii ki Hazreti Hamza'nın savaş esnasında öldürülmesi. Hazreti Hamza'yı da öldüren bir önceki Bedir gaz gazvesinde gerçekleştirmiş olduğu duello esnasında öldürdüğü Utbe'nin kızı olan Hint. Hint dediğimiz kişi de Ebu Süfyan'ın eşi. Evet. Ve Habeşli bir köleyi yani Vahşi'yi ki Müslümanlar Hazreti Vahşi derler. Hamza'yı öldürmesi için görevlendiriyor. O da mızrağını atıp Hamza'yı orada öldürüyor. Diğer bir önemli olay Hazreti Muhammed'in dişinin kırılması, yara almış olması. Hatta Hazreti Muhammed öldü şeklinde bir dedikodunun bu savaş esnasında e, ortaya yayılması. Böyle şedid bir kafir varmış. Bizden şedid olmasın. Kamiya <laughs> isminde. Bu işte karar vermiş ben Hazreti Muhammed'i kesinlikle öldüreceğim falan diye. Ve Hazreti Muhammed zannederek Musab bin Umeyr isimli bir şey varmış sahabe. Onu öldürüyor. Ve onu da birçok insan Hazreti Muhammed öldü diye düşünüyor. Sonrasında işte Müslümanlar galip geliyorlar biraz da Hamza'nın herhalde öldürülmesinin vermiş olduğu kinle gazla artık yani kazandık diye düşünüyorlar. Ganimetlere falan üşüşmeye başlıyorlar ve o stratejik tepeye yerleştirmiş oldukları okçular da zafer nasıl olsa bizimdir diyerek ganimete doğru koşuyorlar. İşte burada Halit bin Verit devreye giriyor. Beraberindeki süvari birlikleriyle birlikte aynı tepesinin etrafından dolaşıp Müslümanları arkadan vuruyor. Ön taraftan da Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in birlikleri geliyor ve Müslümanlar iki ateş arasında kalıyorlar. Netice itibariyle de savaşı kaybediyorlar. Uhud dağlarına doğru çekilerek canlarını zor kurtarıyorlar. Uhud savaşı bu şekilde yani ilginç bir şekilde neticeleniyor. Ve <laughs> Uhud savaşından sonra tam bir gün sonra gerçekleşen bir hadise var. E, Hamrul Esed gazvesi isminde. Yani bu da şu şimdi Müslümanlar hani yenildi ya savaşı kaybettiler ya ama yenilgiyi kabullenmiyorlar. Kesinlikle hayır biz yenilmedik yıkılmadık ayaktayız diyorlar. E, o büyük hezimete rağmen galip birliklerin yani Mekkelilerin peşine düşüyorlar. Mekkelileri takip etmeye başlıyorlar. Yani çok şey ilginç bir durum mağlup olmuşsun kaybetmişsin yani artık çekip git, gitmen gerekiyor canını kurtardığın e, buna sevinmen gerekiyor. Bunlar yok öyle işte şey izlenimi biz hala güçlüyüz görüntüsü herhalde vermeye çalışıyorlar. Bir çatışma falan tabii ki gerçekleşmiyor. Sadece Mekkelileri biraz takip edip böyle korkutmaya çalışmakla yetiniyorlar. Ama bu da yine e, Megazi kaynaklarında Hamrül Esed gazvesi olarak geçen bir olay. Ve Uhud olayı da bu şekilde bu Uhud savaşının yaşanmış olduğu yıl yani 625 yılı Belki de yani Müslümanların en kötü yılıdır, en büyük hezimetleri yaşamış oldukları yıldır. Uhud'la aynı yıl gerçekleşen çok önemli iki facia var. Birisi biri Mavine faciası, diğeri de Reci faciası olarak geçiyor. Şimdi bu biri Mavine faciası çok enteresan bir olay. Salsa kabilesi isimli bir Arap kabilesi var ve bu kabilenin lideri Ebu Bera isimli kişi, Hazreti Muhammed'e geliyor Medine'ye. Ve diyor ki bana İslamiyet'i anlat. Hazreti Muhammed anlatıyor buna İslamiyet'i. Ebu Bera diyor ki ya benim aklıma yatmadı yani Müslüman falan olmuyorum ben ama. Sen diyor ki bir adam gönder diyor. İslamiyet'i iyi bilen birilerini bizim kabileye gönder. Onlar bizim kabileye İslamiyet'i anlatsınlar. Ve Hazreti Muhammed de 70 kişilik bir heyet gönderiyor. Sağ sağ kabilesine. Şimdi bu heyet bir mavine denilen yere geliyor. Bu bir mavine denilen yer bir kuyu ve bir elçi gönderiyorlar sağ sağ kabilesine. Bu elçi de Hazreti Muhammed'in vermiş olduğu bir mektubu götürüyor. Amir bin Tufeyl isimli birisi var. O esnada kabilenin en önemli ismi, en önde gelen ismi bu. Ve Hazreti Muhammed'e gelip adam isteyen kişinin yani Ebu Berra'nın da yeğeni oluyor bu kişi. Hazreti Muhammed'in mektubunu eline alınca aşırı derecede sinirleniyor. Elçiyi öldürüyor. Ondan sonra diğer Müslümanların yani o 70 kişilik heyette bulunan diğerlerinin bulunduğu bir mavine kuyusunu basıp onların hepsini kılıçtan geçiriyor, katlediyor. Bir iki tanesi böyle canlarını kurtarıp e, şeye doğru kaçıyorlar, Medine'ye doğru kaçıyorlar. Geriye kalanların hepsini öldürüyor. Şimdi yani olay gerçekten çok şey böyle hani mantık çerçevesinde izah edilmesi çok mümkün olmayan bir olay. Bir kere şöyle bir şey var. Ebu Bera yani Sasa kabilesinin de lideri olduğu söylenen bir Arap. Hz. Muhammed'in yanına gelip İslamiyet'i öğrenmek istediğini söylüyor. Hz. Muhammed anlatıyor fakat bu adam İslamiyet'i kabul etmiyor. Kabul etmemesine rağmen kendi kabilesine İslamiyet'i anlatması için birilerini göndermesini istiyor. İşte birazcık ilginç bir durum. Ve Hazreti Muhammed 70 kişilik bir heyet gönderiyor. Şimdi asıl ilginç olan, asıl sıkıntılı olan nokta bu. Yani o dönemlerde İslamiyeti bilen, böyle İslamiyeti iyi düzeyde anlatabilecek 70 kişi var mıydı? 625 yılından bahsediyoruz. ve diğer bir nokta da İslamiyet anlatması için 70 kişi göndermesi mi gerekiyor? Yani birkaç yani kişi biraz, gönderse yetmiyor. O biraz puaf bir. <laughs> yani bu bu kabile kaç kişi ki yani falan. Tabii. İşte yani bu bu olayla alakalı da tabii ki oryantalistlerin çok farklı yorumları, çok farklı düşünceleri var. Onların düşünceleri hani böyle sıkıştığımız noktalarda böyle hani bu da kardeşim artık mantık çerçevesini aşan bir durum falan diye düşündüğümüz noktalarda şey olabiliyor, ufuk açıcı olabiliyor. Olaylara böyle farklı açılardan bakmamızı sağlayabiliyor. Yani onların da yorumu şu şekilde aslında bu birlik, bu 70 kişilik birlik İslamiyeti öğretmek için falan değil. Bunlar savaşmak için gitmişlerdi. Ancak çok korkunç çok büyük bir hezimet yaşandı. Bu birliğin hemen hemen hepsi telef oldu ve Müslümanlar bu hezimeti gizleyebilmek adına böyle bir hikaye ortaya attılar. Böyle bir hikaye söylediler. Yani bazı oryantalist İslam tarihçileri bunu söylüyor. Daha farklı şeyler söyleyenler de var ama İslam kaynaklarında olay bu şekilde anlatılıyor ve yine aynı yıl bu sefer de Reji faciası isimli bir facia daha yaşanıyor. Yine iki Arap kabilesi Adel ve Kare kabileleri isimli kabileler yine bir heyet istiyorlar Müslümanlardan fakat bu sefer bunlar tuzak kurmuşlar. Hz. Muhammed bunlara 10 kişilik bir heyet gönderiyor ve göndermiş olduğu bu 10 kişi de katlediliyor. Leci faciası dediğimiz olay da bu şekilde. Şimdi diğer bir olay yine Yahudilerle alakalı tabii ki. Başlangıçta da demiştim hani üç büyük savaş var Bedir, Uhud ve Hendek ve bu üç savaşın her birinin ardından bir Yahudi kabilesinin icabına bakılıyor. Ve Uhud savaşından sonra daha 625 yılı içerisindeyken e, Beni Nadir isimli Yahudi kabilesinden şair Ka'b bin Eşref Hz. Muhammed'i yeren, Hz. Muhammed'le dalga geçen şiirler okuyor. Aynı zamanda Müslüman kadınlarına iltifat eden, Müslüman kadınların güzelliğini öven bazı şiirler falan da söylüyor. Hazreti Muhammed sinirleniyor bir gün ve diyor ki bunu öldürecek yok mu içinizde? Müslümanlardan birisi ben varım ya Resulallah diyor ve gidip <laughs> Kab bin Eşref isimli Beni Nadir kabilesinden olan Yahudi'yi öldürüyor. Kellesini kesiyor. Ve işte Beni Nadir kabilesiyle de soğukluk Müslümanlar arasındaki sıkıntı bu olayla birlikte Başlıyor. Bir diğer nokta da şu. Şimdi hani bir mavina faciasından bahsettim ya 70 kişilik bir heyet gitti dedim ve bunların büyük bir çoğunluğu sağ sağ kabilesi tarafından katledildi. İşte bunlardan geriye kalan bir iki kişi Medine'ye dönerken Medine yolu üzerinde iki kişi görüyorlar. Ve o gördükleri kişilerin de kendilerini öldüren yani diğer arkadaşlarını öldüren Saas kabilesinden olduğunu düşünüyorlar. Onları öldürüyorlar. Oysa ki onlar Müslüman yani Saas kabilesinden falan değil. Yani yanlışlıkla öldürmüş oluyorlar. Dolayısıyla da diyet vermek gerekiyor. Müslümanlar yani Hazreti Muhammed diyet verecek bu öldürülen kişiler için. Ve e, Beni Nadir kabilesine gidiyor Hazreti Muhammed. Diyor ki sizinle biz bir anlaşma yaptık. Medine vatandaşlık. <laughs> anlaşması gereği siz de bizimle birlikte ee, bu diyeti ödemeye ortaksınız İşte onlar da ya biz niye ödeyelim sizin adamınız öldürmüş onu hayır ödeyeceksiniz bunun üzerine de bir tartışma çıkıyor ve bu kabileden olan birkaç Yahudi Hazreti Muhammed'i böyle kafasına taş atarak öldürmeye çalışıyorlar ama öldürmüyorlar ve bu olayda bardağı taşıran son nokta oluyor artık son damla oluyor artık ve Beni Nadir kabilesi kuşatılıyor yine bu kuşatmada 10-15 gün kadar sürüyor. E, kuşatma esnasında Beni Nadir kabilesinin hurmalıkları falan var. Hani Beni Kaynuka genellikle ticaretle falan uğraşıyordu. Onların hurmalığı, toprağı falan yoktu. Bunlar öyle değil. Bunların hurmalıkları falan var. Geçimlerini genellikle o şekilde sağlıyorlar. Müslümanlar bunların hurma ağaçlarını falan kesiyorlar. E, ve netice itibariyle de bunların e, şehri... Terk etmesini istiyorlar. Yani bunları da sürgün ediyorlar kuşatmadan sonra. Ve bunlar da Hayber'e gidip yerleşiyor. Hatta bu şeylerin e, hurmalıkların kesilmesiyle alakalı da gönderilmiş bir ayet var. Yani bu hurma ağaçlarını kesme olayının doğru bir olay olduğunu belirten ayet. Haşr suresinde miydi? Saniye. Halbuki aslında İslami anlayışa <laughs> göre günah olması gerekirdi. Evet. Yani... yani bir hadis var. Elimde bir fidan olsa ve 5 dakika sonra kıyametin kopacağını bilsem yine de onu dikerim diye bir hadis var mesela cuma hutbelerinde falan sürekli söylüyorlardı bunu. Aslında yani dediğiniz gibi günah olması gerekiyor ama yapılıyor ve işte Kur'an da bunu teyit ediyor. Yani sadece hadis kaynaklarında falan geç değil bu. Ve bu şekilde beni nadir kabilesi de Medine'den gönderilmiş oluyor ve tabii ki Müslümanların Medine'deki etkinliği Beni Nadillerinde aradan çıkarılmasıyla birlikte iyice evhem artmış oluyor. Bu arada şey de var tabii. Hani hep böyle güzellemeler, güzellemeler yapılıyor. İşte İslam kadına değer veriyor mevzusu falan var ya ben hep diyorum burada evet. burada şöyle bir durum var. Kadının Öyle bir olay yok. Kadına değer verildiği falan yok da bir de kadına verilen değer veya kadının nereden olduğu ne olduğu da çok önemli. Mesela bak burada şeyde beni müstalik gazvesi var biliyorsun. Mesela o şey beni müstalik savaşında bu gazvede ne oluyor mesela kadınları yani erkekler açıkçası nasıl söylenebilir bu en yumuşak haliyle bilmiyorum ama azıyorlar adamlar uzun zamandır evet. kadınsız kalmışlar, cinsel ilişki yaşamıyorlar, azıyorlar. Şimdi bak evet. bu konuyla ilgili şuradan bir tane hadis okuyayım yine. Yine bakın bana vahiy falan gelmiyor arkadaşlar. Zaten Kilimbi de bunları vahiyle anlatmıyor. İslami kaynaklar neyse oradan okuyoruz tamam mı? Bu birçok İslam ülkesinin Türkiye hariç, Türkiye çünkü Türk tipi İslamiyet'i yaşadığı için yani ılımlı İslam'ı yaşadığı için Türkiye dışındaki İslam ülkelerinin Kur'an'dan sonra en büyük kaynak olarak kabul ettiği, güvenilir kaynak dediği Buhari. Tamam mı? Oradaki Beyni Müstalik Gazmesi Gazvesi babı var. Oradan okuyayım şimdi olaya bakın. İzin verilen şeye bakın. Burada 1631. hadis. Tamam mı? Bunu bir okuyup okumak istiyorum. Ebu Said el Hudri Resulullah ile birlikte Beyni Müstalik Gazvesine çıktık. Sonunda Arap kadınlardan pek çok esir aldık. Tabii buradaki Arap kadınlar onlardan olmayanlar. Yani ırkı Arap ama Müslüman falan değiller yani. Bu sırada kadınlara iştah duyduk. Bekarlık ağır geldi. Ama bunlarla birleşirsek hamile kalır da çocuk olur endişesiyle azil yapmak istedik. Azil yapmak nedir bilmeyen için söyleyeyim korunma yöntemi. Şimdi bana detaylı anlattırmayın. Korunma yöntemi diyeyim, anlarsınız. Azil yapmak istedik fakat Resulullah aramızdayken ona sormadan önce azil yapabilir miydik? Hemen kendisine bunun hükmünü sorduk. Yani Muhammed'e diyorlar ki, biz azdık bu kadınlarla yatmak istiyoruz. Bizim azil yapmamızda yani korunmamızda bir problem var mıdır? Bir sıkıntı var mıdır? Yani günah mıdır? Çünkü biliyorsunuz İslami anlayışa göre nasıl diyeyim? Hani mastürbasyon günah ya. İşte burada da aynı mantık var. Çünkü sperm boşa gidecek. Sperm boşa gittiği için de hani acaba bu durum uygun mu? Yani birleştikten sonra bizim bu sıvıyı dışarı bırakmamız uygun mu diye danışıyorlar. O da diyor ki devamını okuyayım. O da diyor ki bunu yapmamakla yükümlü değilsiniz. Yani serbestsiniz. Yani istiyorsanız uğraşmayın yani dışarı mışarı yapmakla. Hani korunmakla uğraşmayın diyor. Ama biline ki kıyamete kadar meydana girecek her nefis mutlaka meydana gelir buyurdu. Yani diyor ki yapmasan da olur. Allah'a kalmış. Zaten bunun takdiri Allah'tadır. Yani istiyorsanız bununla uğraşmayın. Hani bu ele geçirdiğiniz kadınları hamile bırakabilirseniz diyor. Şimdi ama bunu bu olayı, bu hadisleri bu Buhari'de yazan bu hadisleri bizim ılımlı İslam'ı yaşatan, İslam'ı sürekli pohpohlayan din alimleri denen kişiler, hoca denen kişiler televizyonlara çıkıp bu hadisleri okumadığı için, anlatmadığı için aynı kitabın atıyorum 100 sayfa önünden Muhammed'i öven bir hadisi, ne bileyim 200 sayfa gerisinden Ali'nin sırtını okşayan bir hadisi. Yani sadece onları iyi gösteren, sadece böyle insanların vicdanına, aklına zıt gelmeyecek, tezat oluşturmayacak şeyleri okudu okuyup anlattıkları için insanlar hep böyle şey düşünüyor. Biz bu tarz şeyleri Anlattığımız zaman sanki biz bunları uyduruyormuşuz gibi düşünüyorlar. Ben de diyorum ki açın okuyun. Yayının başında da dedim. Açın okuyun. Buhari, böyle bir sürü kaynak var. Alıp okuyabilirsiniz. Pahalı da değil. Yani iki gün cips yemeyin veya bir paket sigara içmeyin. Alın okuyun bir zahmet. En azından bizlere bunları siz uyduruyorsunuz demekten de kurtulmuş olursunuz. Çünkü yazıyor zaten elinize alırsanız göreceksiniz ama Yayının başında Tilimbi ile sohbet ederken biz yayına başlamadan önce ona da söyledim. Bunları zaten alan insanlar bile okumamışlar. Ve bunların hepsi Müslümanların elinden alınmış ikinci el kitaplar. Okumamışlar. Yani bunlar iman göstergesi olarak evlere konmuş. Hani Kur'an alınıp okunuyor ya böyle bir köşeye konuyor. Bunlar da böyle hadis külliyatları falan filan alınmış. Bakın biz işte imanlı insanlarız, dini bütün insanlarız imajı vermek için alınmış bir köşeye konmuş. 10 yıllık kitap, 20 yıllık kitap say şeyleri, sayfaları bembeyaz. Sayfaları gökyüzünden aydınlık yani. Hiç kullanılmamış. İşte o yüzden önce Kur'an okuyacaksınız. Sonrasında bu hadis kaynaklarını okuyacaksınız. Ondan sonra göreceksiniz burada neler neler yazıyor. O zaman bize şey demeyeceksiniz işte uyduruyorsun falan filan demeyeceksiniz ya da işinize geldiği gibi hoca anlatınca buradan güzel bir hadis okuyunca o süper ya bak işte peygamber şöyle halife böyle falan diye kabarmayacaksınız yani çünkü 50 sayfa arkada 100 sayfa arkada çok başka şeyler yazıyor onları da okuyacaksınız. Bu arada seni de nefeslendirmiş oldum. <laughs> evet. Yani güzel oldu o şeyi okumanız, hadisi okumanız da güzel oldu. Hani arkadaşlar da chat kısmında falan soruyorlarmış ya kaynaklar evet. ne yani bunları neye göre anlatıyorsunuz falan diye yani en temel e, siyer kaynaklarını megazi kaynaklarını incelerseniz bunların hepsi orada mevcut ki aslında gerçekten hiçbir şey anlattığım yok benim yani böyle suya sabuna dokunmadan meseleyi çok ana hatlarıyla anlatıyorum evet. şimdi ben birazdan o benim ustalık oğlu olayına değineceğim mesela değinirken sizin bu vermiş olduğunuz hadis var ya hı hı. yani ya da bundan önce değinmiş olduğum olaylarda, sizin benim ustalık oğlu oğlu hadisesi için okumuş olduğunuz hadis gibi, yine böyle çok sıkıntılı durumlar var, sıkıntılı meseleler var. Evet, evet. Yani onlar hakkında bir şey söylemiyoruz, yani onlara hiç değinmiyoruz. Evet. Yani dolayısıyla anlattıklarımız böyle çok ana hatlarıyla ve sataşmadan, yani evet, suya evet. sabuna dokunmadan emin olun. Yani eğer bir dürüst olan tabii ki bir şeyleri gizleme gayretinde olmayan bir hoca efendi çıksa, bir Müslüman çıksa yani o da aşağı yukarı benzer şeyleri anlatacaktı. Çünkü yani İslam kaynaklarında yer alan şeyler bunlar. Yani kurcaladığınız zaman, araştırdığınız zaman görecek. Bir de hani burada kitap makale falan yazmıyoruz. Konuşurken yani vermiş olduğumuz her bilginin kaynağını falan söyleyecek olsak yani olmaz. Sıkıntı değil mi? Zaten dedim ya bu basit bir şey. Bizim tek tek numara söylememize gerek yok ki. Bu var ya araştırma bile gerektirmiyor. Kitabı alacaksın, okuyacaksın evet. o kadar. Yani içini açacaksın, okuyacaksın bu kadar basit. Zaten içinde fihrist var. Hepsi böyle Kütüb-i Sitte, Buhari, işte Sahih-i Muslim, bilmem ne, İbn Sa'd Tabakat. Ya bu tarz ne kadar eser varsa, ne kadar metin varsa İslamiyete ait. E zaten hepsinin içinde fihrist var. Açtığın zaman kabak gibi orada işte atıyorum gazveler, işte esirler, vesaire diye bölümler var. Araştırma bile gerektirmiyor yani. Elini kullanabilen okuma yazması olan 15-20 lirada parası olan herkesin açıp okuyabileceği öğrenebileceği bilgiler bunlar. Değil mi? Daha üstün evet. bir şey gerektirmiyor. Abi, yani. Abi. Evet yani kesinlikle öyle. Şimdi devam edeyim isterseniz. Tamam. Ben kaldığım yerden. Beni Nadir Gazvesi demiştik. Beni Nadir kabilesinin, Beni Nadir Yahudilerinin e, Medine'den çıkarılmaları ve bunların gidip e, artık Medine'yi terk edip Haybere yerleşmeleri sonrasında Beni Nadir kabilesinin ileri gelenleri, e, Mekkelileri ve civardaki diğer kabileleri Müslümanlara karşı örgütlemeye başlıyorlar. İşte yani artık bunlar bu bölgeye bela, bunların icabına bakalım diye. Ve tabii ki Mekkelilerin önderliğinde bir ittifak kuruluyor. Bu ittifakın içerisinde yani bölgedeki Müslümanlardan olmayan kabilelerin neredeyse hepsi var. Yani çok büyük bir ittifak ve burada 10.000 kişilik bir ordudan söz ediliyor. Yani o dönem için o bölge için çok büyük bir sayıdır bu. Yani düşünün Bedir Savaşı'nda mesela 1000 kişi toplamışlardı. E geldik Uhud Savaşı'nda 3000 kişiydi. Yani bu sefer artık en büyük vuruşu yapacaklar, 10 bin kişilik bir birlikle geliyorlar Medine'ye. Tabii ki e, bu sefer Müslümanlar savunma savaşı yapmaya karar veriyorlar. Hatta bilinen bir olay var, Selman Farisi'nin önerisiyle hendekler falan kazıyorlar e, şehrin etrafında. <laughs> Özür diliyorum. Bu hendekler vesilesiyle de işte herhangi bir çatışma falan gerçekleşmiyor çünkü hendekleri aşıp karşı tarafa. Geçemiyorlar. Ufak tefek bazı olaylar yaşanıyor. İşte birkaç kişinin karşı tarafa geçtiği e, Hz. Ali ile mesela bir, bir düello yaptığı şeklinde bilgiler var ama öyle çok kayda değer olaylar falan değil. Şimdi asıl önemli nokta bu Hendek kuşatmasının, bu Hendek savaşının başarısızlığa e, uğramasında ve bu kuşatmadan herhangi bir netice alınamamasına sebep olan şey, birincisi Esca kabilesi isimli Arap kabilesinin lideri olan kişi, Noeyn bin Mesut idi zannediyorum bu kişinin ismi, ee, savaşın bir yerinde saf değiştiriyor. Yani kuşatma devam ederken saf değiştiriyor. Artık nasıl oluyorsa İslamiyet'i kabul etmeye karar veriyor ve bu ismin saf değiştirmesi, savaşın kaderini büyük ölçüde değiştiriyor. Tabii ki İslam kaynaklarının vermiş olduğu bilgiye göre. Ne şekilde değiştiriyor? Bu kişi fitne çıkarıyor. Medine'yi kuşatmış olan o birlikler içerisinde fitne çıkarıyor. Bu fitne neticesinde de artık birbirlerine düşme noktasına geliyorlar. Bir diğer sebep de yine önemli bir sebep kum fırtınası çıkıyor. Ve işte bunlar neticesinde de kuşatma kaldırılıyor ve herhangi bir netice almadan geri çekiliyorlar Hendek Savaşı'ndan sonra. Ve işte Hendek Savaşı'ndan sonra da sıra bu sefer geliyor Beni Kureyza kabilesine. Ki Beni Kureyza kabilesi de artık Medine'de kalan son Yahudi kabilesiydi. Hendek Savaşı'nda işbirliği yaptıkları, işte karşı tarafa düşmana bilgi verdikleri iddiasıyla Beni Kureyza kabilesi kuşatılıyor ve <laughs> Beni Kureyza kabilesinin e, <laughs> öldürülmesine Hazreti Muhammed karar verince araya girenler oluyor. Hayır öldürmeyelim. Yani hani mesela diğerlerini sürgün ettik, bunları da sürgün edelim şeklinde önerilerde bulunuyorlar. Bu sefer Hazreti Muhammed diyor ki Evs kabilesinden. Hani beni Kureyzalıların da müttefiki olan kabile Evs kabilesiydi diye. Efs evet. kabilesinden diyor birisi hüküm versin ve Sa'd bin Muaz'ın hüküm vermesine karar veriyor Hazreti Muhammed. Sa'd bin Muaz da Tevrat'a göre hüküm veriyor. Yani Yahudilerin kitabına göre hüküm veriyor. Ve o da diyor ki idam. Ve işte Yahudilerin erkekleri yani bıyığı terlemiş olan, eli silah tutabilecek olan bütün erkekleri bir gün içerisinde sabahtan akşama kadar kafaları Öyle kesilmek suretiyle öldürülüyor. Kadınları da tabii ki cariye yapılıyor. Çocuklar da köle yapılıyor. Hatta bununla alakalı böyle çok uzunca bir hadis var. Yani o kadar şey bir olaydır ki gerçekten. Trajedik bir olaydır ki. Belki de hani açık söyleyeyim benim İslamiyet'ten soğumama, İslamiyet'e karşı böyle artık menfi bir tutum takınmama sebebiyet veren en temel şeylerden birisi bu Beni Kureyza olayıdır şöyle bir teklifte bulunuyorlar beni Kureyzalılar Müslümanlara. Ya bizi yeter ki öldürme. Yani başımızı alıp gidelim sadece bir deveye sığabilecek kadar mal alacağız. Geriye kalan bütün mallarımızı bırakacağız. Hiçbir şey almayacağız. Yeter ki canımızı bağışla. Kabul etmiyorlar. Hayır. Bu sefer diyorlar ki ya bir deve bile almayacağız. Tek bir çöp bile almayacağız. Yeter ki müsaade et. Yani karımızı çocuğumuzu alalım. Burayı terk edelim. Yani nereye dersen oraya gideriz. Dünyanın öbür ucuna gideriz istersen. Yeter ki bizim hayatımızı başla yine kabul etme. Neticede de hepsini katlediyor. Ondan sonra da işte bununla ilgili yine ayet var. Burada yapılanın doğru olduğunu belirten evet. bir ayet. Evet. burada <laughs> ve bu beni kureyiz. Evet. Burada en büyük sıkıntı şu. Yani bu şeyler Müslümanlardan bunu savunanlar var. Şey diyorlar işte atıyorum sen olsan o durumda bırakır mısın? Yani işte düşmanını bırakırım abi. düşmanını bırakır mısın evet. falan. Ya tabii ki şimdi adam adamın elinde hiçbir şey kalmamış sana ne yapacak? Bırakırsın tabii ki. Bir de yani. savaş hukuku diye bir şey var yani üstelik sıradan insan gibi düşünemezsin sen. Orada peygamber var diyorsun, değil mi? Onun Evet, evet. Onun Allah'ın sıfatlarını da yansıtması gerekmez mi kısmen? Hani bağışlama, merhamet evet. vesaire. Çünkü Allah neredeyse her durumda onunla iletişim içinde. Eşleriyle kavga ettiğinde, eşleriyle arası bozulduğunda bile Allah ona ne yapması gerektiğini vesaire bir sürü şey söylüyor. Ya Allah orada evet. mesela dese ki hani güya var ya Allah. Güya işte konuşuyor Muhammed'le. Mesela niye orada şey evet. demiyor Allah? Hani ben bağışlayanım. Bunlar da işte belki tövbe ederler değil mi? Hatta belki vesile olur, tövbe ederler belki falan deyip... ...niye onları bağışlattırmıyor mesela? Niye adamları dışarı çıkarıp ondan sonra kafalarını kestiriyor? Evet. Mantık yani, işi mi bu yani? Evet. Şimdi hocam bir de yani öyle böyle herhangi bir tarihsel şahsiyetten bahsediyor olsak... ...mesela Timur'dan bahsediyor olsak, Sezar'dan evet. bahsediyor olsak tamam dönemin şartlarını göz önünde bulundurmaya çalışalım. Dönemin politik koşullarını göz önünde bulundurmaya çalışalım. Ve diyelim işte hani bugünün anlayışıyla o dönemi yargılamak doğru değildir. Ya burada bahsedilen kişi sıradan bir tarihsel şahsiyet değil. Kainatın yaratıcısı olan Allah tarafından bütün insanlığa kıyamete kadar yol gösterici olsun diye gönderilmiş olan bir elçi. Böyle bir şey yapamaz kardeşim. Yani bir evet. kabilenin erkeklerini, bir kabilenin erkeklerinin tamamını Kılıçtan geçiremez. Yok böyle bir mantık. Evet. Hadi ihanet ettiler. Medine Vatandaşlık Sözleşmesi'ne aykırı davrandılar. Yahu kabilenin, erkeklerinin tamamının böyle bir şey yapabilmesine ben ihtimal vermiyorum. Önde gelenleri yapmıştır. Liderleri yapmıştır. Birkaç kişi yapmıştır. Birkaçını idam et, gerisini sürgün et. Yani evet. mantık bu. Makul olan bu. Ama ne işte yani mesele ne? Birkaç tanesini öldürse ya da hepsini sürgün edecek olsa... Cariye alamayacak, köle alamayacak. Evet, evet, evet. Cariye demek, köle demek, para demek. Para demek. Çok iyi satacak. Para demek. Yani o kadınlar, evet. o kadınlar eşsiz kalmalı ki, kocaları ölmeli ki, daha fazla mal elde etmiş olsun. Kadın mal çünkü biliyorsunuz. Sağ elinizin evet. elde ettiği, sağ elinizin kazandığı ganimetler denir Kuranda. Ne demek bu? Çünkü sağ elinle savaşıyorsun. Hani sol el hep kötü ol, kötü olan şeylerle ilişkilendirilir ya İslam'da şeytanla işte kötülükle falan ilişkilendirilir ya hatta o yüzden İbrahim'i dinlerde solak olan insanlara kötü gözle bakılır. Yani hatta cadı avı döneminde falan Hristiyanlar yine o zamanlar solak olan insanları cadı diye yargılıyorlardı. Sırf sol elini kullanıyor diye. İşte aynı inanış İslam'da da var. Zaten biliyorsunuz birçok Müslüman bu inanışın izlerini taşır. Yani işte yok sol elinle taharetle, yok sol elinle yeme, hani pis işi o elinle yap, temiz işleri o elinle yapma falan. Şimdi Kur'an'da da o yüzden diyor ki sağ elinizin sahip oldukları, sağ elinizin sahip olduğu ganimetler. Savaşta ele geçirdiğiniz diyor tabi burada. Yani savaşarak işte kocasını falan öldürerek sahip olduğun elde ettiğin ganimetler yani kadınlar yani kadın mal. İslam'a göre kadın mal. Satılabilecek bir eşya ama candan. Canlı bir eşya. İşte o yüzden orada daha fazla para elde etmek için tıpkı Yezidileri falan birkaç yıl önce basıp oralara saldırıp onların kadınlarına tecavüz eden veya onları pazarlarda satılığa çıkaran IŞİD'in yaptığı gibi tabi Müslümanlara sorarsan IŞİD gerçek İslam değil derler. Ama işte Kur'an'da da bununla ilgili ayet vardır. Bunu serbest bırakan ve yapılması gerektiğini söyleyen ayet vardır. Keza hadislere baktığın zaman da o ayetle uyuşan anlatılar var işte. Değil mi? Bildiğin bununla uyuşan bir sürü anlatı var. Bir sürü hadis var. Biz işte kadınları satmakta behis görmezdik. Yani bunda bir sorun görmezdik diyen. Bir sürü kadın ele geçirdik, bir sürü cariye ele geçirdik diyen. E zaten bunları destekleyen ayetler de Kur'an'da var. Sağ elinizin sahip olduğu ganimetler kadınlar işte o yüzden senin dediğin nokta önemli. Burada sadece o Yahudi kabilesinin başındaki güçlü kişiyi, komutanı, onun bir iki hani alt rütbeden adamını öldürüp diğerlerini bırakabilirsin mesela. Ama yapmıyorsun. Niye? Çünkü kadınlar tek kalsın. Çocuklar da babasız kalsın. E biz de sonra onları satabilelim, kullanabilelim. Olay bu kadar basit. Evet. Yani maalesef öyle. Bir de şeyle empati yapmamızı istiyorlar ya. İnanabiliyor musunuz? Katliamı gerçekleştirenlerle empati yapmamızı istiyorlar. <laughs> yani Müslümanlar abi ya, ya katledilenle empati yaparsın. Katliamı gerçekleştiren neyle empati yapacağım ben? Tabii. Neyini anlayacağım? Bir zahmet yani siz katledilenlerle empati yapın. Yani bakın şey diye bir video yapmıştık ya bana bir tanrı çiz. Evet, evet. sizin kanal için seslendirdiğim ilk şeydi. Hani orada bir empati bölümü vardı. Empatiye teşvik eden bir bölüm vardı. Yani işte oradaki gibi tıpkı yani 21. yüzyıl Türkiye'sinde dünyaya gelmiş olmayı tercih etmedik hiçbirimiz. Bize sormadılar bunu. Pekala 7. yüzyılın Medine'sinde beni Kureyza kabilesine mensup bir çocuk olarak da dünyaya gelebilirdik değil mi? Tabii ki. Mümkündü. Tabii ki. Yani düşünsenize Babanızı, amcanızı, kabilenizin bütün erkeklerini kafalarını keserek katlediyorlar. Gözünüzün önünde cariyan ediyor bu olay. Annenizi, kız kardeşinizi cariye olarak birilerine veriyorlar. Onlar da ya kendileri kullanıyor cariye olarak ya da götürüp cariye pazarında birilerine satıyorlar. Sizi de yine bir Müslümana köle olarak veriyorlar. Ve sizden beklenen şu... İnanabiliyor musunuz? Bütün bunların sorumlusu olan kişiyi kainatın efendisi olarak kabul etmeniz ya da kainatın yaratıcısının göndermiş olduğu elçi olarak kabul etmeniz ve ona tabi olmanız. Eğer ona tabi olmayacak olursanız bir de bütün bu yaşadıklarınız yetmiyormuş gibi öldükten sonra ebediyen cehennemde yanacaksınız. Evet. Gerçekten çok zekice. Yani ve dünyada çok da o insanların çocuğu olarak doğsaydın veya o insanlardan biri olarak dünyaya gelseydin dünyada da ızdırabı yaşayacaktın, öbür tarafta da ızdırabı yaşayacaktın. Böyle bir mantık var mı? Yani maalesef bu biraz da daha... Yani bu bir oyun değil ki. Hani oyun oynarken karakter seçiyorsun, karakter yaratıyorsun falan diyorsun ki işte ben bu karakterle oynayacağım, bu karakteri seçeceğim falan diyorsun. Tamam da dünyaya gelirken böyle bir hakkın yok. Evet. Yani gidip Kimse? zaten burada enteresan olan şu. Bu kadar olay gerçekleşiyor. Ondan sonra Yahudiler onlara karşı cephe aldığında vay efendim Yahudiler evet. saldırdı ama ya da Yahudiler düşmanlık etti ama falan oluyor. İyi de kardeşim sürekli iki taraf birbiriyle savaşırsa veya sen sürekli bu insanların kervanlarını basarsan, mallarını çalarsan e, bu insanların evet. ne yapmasını bekliyorsun? Sana gül mü dağıtacak? Gül döktün evet. yollarına şarkısını mı söyleyecek sana? Ne yapacak yani? Evet. Yani bu olayın politik yönünden, ekonomik yönünden elbette bunlar da önemli ama bunların da dışında ya bir de Yahudilere karşı bir kini de var. Bireysel bir nefreti de var. Bu da çok açık. Şimdi İslamiyet bir kişinin veya bir grubun projesi. Ya da ne gözle bakarsanız bakın. İster Muhammed'in şahsi projesi diyelim istersek yani Muhammed'in dahil olduğu bir grubun projesi diyelim. Şimdi Kur'an'ın ilk ayetlerine falan baktığımız zaman ya da Kur'an'ın birçok yerindeki e, ayetlere baktığımız zaman böyle Yahudilere çok fazla ehemmiyet verildiğini görüyoruz. Yahudileri kazanmaya çok fazla önem verildiğini evet, görüyoruz değil evet. mi? Çünkü Yahudilerle alakalı çok fazla şey var, ayet var. Ve olmuyor. Yani Kazan dolayısıyla da Yahudileri <laughs> Evet. Ve bu proje yani önemli ölçüde sekteye uğramış oluyor. Temel hedeflerden birisi gerçekleştirilememiş oluyor. Yahudilerin İslamiyet'i kabul etmemesiyle birlikte hatta Hazreti Muhammed'in hadisleri de var bu konuyla alakalı. Onlardan diyor işte birkaç tanesi bile beni kabul etmiş olsaydı gerisi kabul ederdi ama birkaç tanesi bile kabul etmedi işte lanet olsun onlara gibi böyle çok şey yaptığı e, lanetlediği hakaret ettiği hadisler. Hatta bu beni Kureyza katliamı gerçekleşirken ya katlediyorsun adamları zaten kafasını kesiyorsun böyle yüksek bir yere çıkıp. İşte gördünüz mü gününüzü maymun oğulları mı diyor, maymunun kardeşleri mi diyor. Böyle bir hakaret ediyor yani onlara. İşte böyle durumlar maalesef. Devam edeyim isterseniz. Beni Kureyza'ya çok takıldık. Evet. Ee, şimdi Hendek'te hani bir ittifak kurulduğundan bahsettik. Bölgedeki kabilelerin neredeyse tamamının dahil olmuş olduğu bir ittifaktı bu. Ve bu ittifaka katılanlardan birisi de az önce... E, haklarındaki hadisi okuduğunuz Beni Mustalıkoğlu kabilesi. Beni Mustalıkoğulları oğulları e, Kahtani Araplarına mensup. Hani geçen yayında da bahsettim. Mekke'de evvelden Cürhümiler vardı. Mekke'nin hakimi bunlardı. Ve Cürhümiler Ka Kahtanilerdendi. Yani güney kökenli Araplardandı. Ve esas Arap bunlardı. Kuzey Arapları ya da Adnaniler dediğimiz Araplar sonradan Araplaşmış olanlardı. Ve beni oğulları da bu Kahtani Araplarına mensup bir Arap kabilesi. Mekke Medine arasında, Mekke Medine yolu üzerinde Kudeyt adı verilen bir yerde yaşıyorlar ve Hendek Savaşı'nda da Mekkelilerle işbirliği yaptıkları için bunlar üzerine bir e, sefer düzenleniyor. Ve az önce şeyde de okudunuz zaten. Hadiste de okudunuz zaten. Öldürülenler oluyor. E, esir alınanlar oluyor cariye alınanlar oluyor. Yani bir kabile baskınında neler yaşanıyorsa bu olayda da o tür şeyler yaşanıyor. Ve Hz. Muhammed'in eşlerinden olan Cüveyriye de yine benim ustalık kabilesinin reisi olan Haris'in kızı. Ve bu saldırıdan sonra Hz. Muhammed Cüveyriye ile evleniyor. Ve bu evlilikten sonra da Mustalıkoğlu kabilesinden tabii hayatta kalanlar artık bir akrabalık Söz konusu olduğu için İslamiyet'e giriyorlar ve bu evlilik sonrasında da bu kabileden almış oldukları e, cariyeleri ve köleleri Müslümanlar serbest bırakıyorlar. Hazret, şey e, Turan Dursun bu olayla alakalı, ey aşk sen nelere kadirsin diye bir şey yapar, yorum yapar. İşte yani Cüveyriye ile evlendi, Cüveyriye'nin e, aşkı uğruna alınan köleler, alınan cariyeler serbest bırakıldı. Ve bir de hani çok ilginç ve meşhur bir olay daha vardır. İfk olayı Hazreti Muhammed'in eşi Ayşe ile alakalı. Hani kolyesi kayboluyor. Kolyesini e, şey yapmak için, aramak için duruyor. İşte bu ilk olayı dediğimiz hadise de benim ustalık oğlu gazvesinin dönüşünde gerçekleşiyor ki o ilk olayından çok bahsetmeyeceğim konumuzla çok alakalı olmadığı için. Evet, evet. Sonrasında geliyoruz şimdi artık 628 tarihine, 628 tarihinde Hazreti Muhammed bir rüya görüyor. Rüyasında kendisine Kabe'yi Beytullahı ziyaret etmesi söyleniyor ve Beytullahı ziyaret etmek üzere yola çıkıyorlar ama şimdi tabii Mekke'ye nasıl girecekler? Mekke'ye girmelerine izin verilmiyor. Elçiler gönderiyorlar tabi Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyorlar. Çünkü Hazreti Osman Ümeyye oğullarından yani Ebu Süfyan'ın akrabası olduğu için onu göndermeyi daha uygun buluyorlar. Ve Mekkeliler e, Hazreti Osman'ı rehin alıyorlar. Ve üç gün boyunca da Hazreti Osman Mekkelilerin elinde rehin kalıyor. Bunun üzerine Hazreti Muhammed etrafındaki Müslümanlara biat ettiriyor. Bu olaya da Rıdvan Biatı ismi veriliyor. Yani diyor ki ölünceye kadar savaşacağınıza ant içiyor musunuz? Burada benimle ölünceye kadar savaşacaksınız. Onlar da ant içiyoruz diyorlar. Mekkeliler bu olayı duyunca yani işte Müslümanlar ölüm yemini falan ediyorlar. E, biat falan ediyorlar. Yani demek ki bir savaş hazırlığı söz konusu. Savaşmayı göze alamadıkları için önce Osman'ı serbest bırakıyorlar ve sonrasında da bir elçi gönderiyorlar. Ve işte bu gönderilen elçiyle de Hudeybi Antlaşması dediğimiz antlaşma imzalanıyor. Hudeybi Antlaşması da İslamiyetin bölgedeki gelişmesinde, bölgede güçlenmesinde çok önemli bir olay oluyor. Çünkü bu bir barış antlaşması, bir saldırmazlık antlaşması. Artık yani biz size saldırmayacağız, siz de bize saldırmayacaksınız. Şimdi gideceksiniz bu yıl Kabe'yi ziyaret etmenize müsaade etmiyoruz ama gelecek yıl Kabe'yi ziyaret edebilirsiniz. Anlaşmanın maddeleri bu şekilde ve bu anlaşma 10 yıl boyunca geçerli olacak. Bu anlaşmadan sonra artık saldırmazlık durumu söz konusu ya Mekkeliler asla Müslümanlara dokunamaz. Artık Arap Yarımadası'nda kalan son Yahudi yerleşim yeri olan Hayber'e yöneliyor Müslümanlar bu sefer. Hani bahsetmiştik ya şeylerden Beni Nadir kabilesinden, sürgün edilen Medineli Yahudi kabilelerinden birisiydi ve Beni Nadir kabilesi de Hayber'e yerleşmişti. Ve Hayber'in ele geçirilmesinden, fethedilmesinden sonra da Yahudilerin o bölgedeki Arap Yarımadası'ndaki bütün siyasi varlıkları sona ermiş oluyor. Bu da tabii ki Hudeybiye Antlaşması'nın Müslümanlara sağlamış olduğu o... Ee, rahatlık sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Bu arada bir, bir dakika <laughs> seni böleyim mi? Ben seninle konuşurken mikrofonu Buyurun. az önce açmayı unutmuşum. Ayşe olayından bahsederken evet. şey evet. arkadaşlar Kilim bir hani o olayı çok anlatmayacağım dedi ya kaybolan kolye mevzusunu. Bu evet. Ayşe'ye atılan zina suçlaması diye YouTube'da ararsanız bu konuyu anlatan yani ilk hadisesini anlatan videom var. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım izleyebilirsiniz ne olduğunu ne bittiğini en azından öğrenebilirsiniz. Ben o kısımda sesim sizlere geliyor sanıyorum ama bugün biraz şapşiklik var üstümde. Sesi açmayı unutmuşum. Şimdi kilim bir kendi kendine konuşmuş gibi olmasın o kısımda. Ben tekrar şu an duyurusunu yapmış olayım. Evet. O bahsetmiş olduğunuz şapşiklik nedense bende de var. Böyle şey <laughs> gibiyim ya. Ruh, ruh gibiyim. Yani <laughs> pek iyi bir durumda değilim. Ah. <laughs> <Değilim. gülüyor> Hayır olsun. Neyse işte hani Hz. Muhammed'in zehirlenme hadisesi falan vardır ya. Evet. İşte Yahudi bir kadın Hz. Muhammed'i zehirliyor. İşte ama ölmüyor bir şekilde kurtuluyor. Çok farklı farklı rivayetler var konuyla alakalı. İşte o zehirlenme olayı da Hayber baskınından sonra gerçekleşiyor. Bu işi de yapan zaten Hayberli bir kadın Zeynep isminde bir kadın. Ve 629 senesinde Hz. Muhammed hani bu barış antlaşması yapıldı ya Mekkelilerle artık Müslümanlar daha rahat hareket edebiliyorlar. Çünkü Mekkeliler onlara saldırmıyor. Onlar da Mekkelilerin kervanlarına saldırmıyorlar. Fırsatlar istifade dünyanın çeşitli bölgelerindeki hükümdarlara davet mektupları gönderiyorlar. Bizans İmparatoru Heraklius'a veya işte İran Kisra'sına gönderiyor. Habeş Kralı'na gönderiyor ve Gassani'lere gönderiyor. Gassaniler de Suriye dolaylarında yaşayan Hristiyan bir Arap kabilesi ve Gassaniler Hz. Muhammed'in göndermiş olduğu elçiyi öldürüyorlar ve bunun üzerine de Gassaniler üzerine sefere çıkılıyor ve işte çok sıkıntılı bir sefer. Karşıda 100 bin kişilik bir ordu var Gassanilerin sayısının çok fazla olduğu ve Müslümanların da sadece 3 bin kişiden e, ibaret oldukları İslam kaynaklarında anlatılıyor. Ve bu seferde de Hz. Muhammed kendi evlatlığı olan Zeyd bin Harise'yi komutan olarak tayin ediyor. Yani bu bir seriyedir kendisinin bizzat katılmadığı, görevlendirmiş olduğu komutanlar eliyle gerçekleştirilmiş olan bir savaş. Fakat şöyle bir talimat veriyor. Zeyd bin Harise ölürse diyor onun yerine Cafer bin Ebi Talip komutan olacak. Cafer bin Ebi Talip de ölürse Abdullah bin Revata Öyleydi zannediyorum adı. Yanlış hmm. telaffuz ettiysem kusura bakmasınlar. Ee, komutan olacak. Eğer o da ölürse bu sefer kendi içinizden birini komutan olarak seçin diyor. Yani 3 komutan belirliyor. Bu ölürse bu, şu ölürse şu, o da ölürse bu diye. Ve bir de diyor ki yani hepsi ölürse ya bir tane kendi içinizden seçin. Yani belli ki ölüme gönderiliyor. Ve bu ölüme göndermiş olduğu birliğin içerisinde, birliğin başında da kendi evlatlığı olan Zeyd bin Haris var. Niye Zeyd'i gönderdi? İşte bu da başka bir mesele. Ve gerçekten de Muhte Savaşı esnasında Zeyd bin Haris de ölüyor, Cafer de ölüyor, Abdullah da ölüyor. Tayin etmiş olduğu bu üç komutanın üçü de ölüyor. Sonrasında da Halid bin Velid ordunun başına geçiyor. Halid bin Velid'e de zaten Seyfullah ünvanı bu Muhte Savaşı esnasında verilmişti. Fakat tabii ki bir şey elde edilemiyor. Çünkü karşılarındaki birlik çok güçlü. Geri dönülüyor. İşte Halit bin Velid'e bazı e, şeyler atfedilir burada. Böyle kahramanlıklar gerçekleştirmiş olduğu çok e, zekice işlerden falan bahsedilir. Ama yani öyle kayda değer bir şey olmadığı da ortada. Şimdi yine ittifaklar sağlanıyor. Mekkeliler mesela e, Bekir oğullarıyla, Müslümanlar da Huza oğullarıyla. Bunlar iki Arap kabilesi Bekir oğulları ve Huza oğulları. İttifak yapıyorlar yani birlikte hareket etme kararı, işbirliği kararı alıyorlar. Bir olay gerçekleşiyor. Mekkelilerin ittifak halinde olduğu Bekir oğulları, Müslümanların ittifak halinde olduğu Huza oğullarına saldırı düzenliyor. Ve onlardan birkaç kişiyi öldürüyor. İşte aslında 10 yıl sürecek olan o ee, Hudeybiye Barış Antlaşması'nın bozulmasına da bu sebebiyet veriyor. Yani diyorlar ki bizim ittifak yaptığımız adamları sizin ittifak yaptığınız adamlar öldürdü. Dolayısıyla da artık aramızda herhangi bir barış falan kalmadı. Aslında yani Mekkelilerin e, Müslümanlara karşı yapmış oldukları antlaşmayı bozacak mahiyette yapmış oldukları bir e, saldırı falan öyle kayda değer bir saldırı falan söz konusu değil. Ve artık Hudeybiye barış antlaşmasının sona ermesi üzerine Mekke'yi fethetmek üzere yola çıkıyorlar ve 630 tarihinde Mekke fethediliyor. Kansız bir şekilde fethedildiği, sadece Halid bin Velid'in komutasındaki bazı askerlerin ufak tefek bazı şeyler yaşadığı, bunun dışında karşı koyma durumu falan da olmadığından dolayı rahatlıkla Mekke'nin ele geçirildiği zaten bildiğimiz bir şey. Ve artık Mekke'nin fethinden sonra da Müslümanlar bölgede iyice güçlenmeye, bölgenin kontrolünü, hakimiyetini ele geçirmeye başlıyorlar. Mekke'nin fethine karşı gerçekleştirilmiş olan bir karşı saldırı var. Huneyn Savaşı. Mekke'nin fethedildiği yıl gerçekleşiyor. Taiflilerle bazı Mekkeli e, Müslüman olmayanlar, e, Müslümanları Mekkeden çıkarabilmek amacıyla bu işi yapıyorlar ama başarı elde edemiyorlar, başarısızlıkla sonuçlanıyor ve işte geliyoruz Hazreti Muhammed'in son seferi, 631 tarihinde gerçekleşen Tebük seferi. Zaten e, yayının başında da Tebük seferinden bahsetmiştim. Bir haber, bir istihbarat geliyor Bizans ordusu e, Medine'ye doğru yola çıkmış geliyor diye Medine'yi istila edecek diye. Bu istihbarat üzerine Hazreti Muhammed ordu topluyor ve Bizans ordusunu karşılamak üzere yola çıkıyor. Epey bir gidiyorlar yani bayağı bir gidiyorlar. Sonrasında da bu haberin asılsız olduğu anlaşılıyor, geri dönüyor. Ve Hazreti Muhammed'in son seferi de bu sefer oluyor. 631 tarihinde gerçekleşiyor. Bu da zaten bir yıl sonra da Hazreti Muhammed 632'de ölüyor. Efendim ana hatlarıyla... Kaba haliyle Hazreti Muhammed'in gerçekleştirmiş olduğu savaşlar, askeri olaylar böyle. Bir insan, bir insan bu kadar güzel zaman ayarlaması yapabilirdi. Tam iki saat olacak. İki saatte özetledin. <gülüyor> <gülüyor> Bazı yerleri böyle bir şey yapmak zorunda kaldım artık atlamak zorunda yani İki saat. Mecbur saate atlayacağız şey değil mi? Dedim. Mecbur atlayacaksın yani... çünkü yani sığmaz. İki saate <laughs> sığmaz imkanı. yani Elimden geldiğince böyle sığdırmaya çalıştım. Paldır küldür falan olduysa artık kusura bakmayacaksınız. Yani hani aklınızda bir şey kalır, bir merak oluşur. Sonrasında da bu meseleleri daha böyle teferruatıyla e, irdeleme, kurcalama ihtiyacı hissedersiniz. O zaman bu yayın başarılı olmuş demektir zaten. Tabii. Temel maksat da bu. Yani yoksa böyle iki saatlik bir yayınla insanlara megazi öğretmek, İslam tarihi öğretmek falan zaten çok mümkün şeyler değil. Tabii, tabii. Evet. Şimdi yorumda bir arkadaş soru sormuştu. Ona cevap vereyim de ondan sonra ufak ufak veda edelim. sünnetle ilgili evet. video gelir mi demiş Halil İbrahim Çiftçi. Zaten sünnetle ilgili yaptığım bir video var. Biraz eski ama oldukça detaylı bir video. Benim kanalda sünnet yazıp ararsanız muhtemelen çıkar karşınıza. Kökenlerini falan anlattığım yaklaşık 50 dakikalık bir videoydu ama onu yenileyeceğim. Çünkü eski videolarım çok kaliteli değil. Onları zaman buldukça yeniliyorum. Onun dışında evet bizim yayınımız artık doldu. Kilimbi aslında biraz bugün boğazlı konusunda falan rahatsızdı ama yine de sağ olsun 2 saat bizi evet. bizimle bu yayını paylaştı. Artık eksiğimizi kusurumuzu mazur o göreceksiniz. O kadar olur, Kusura o kadar, bakmayacaksınız. O kadar hepimizde oluyor canım. Yani onun şey baksana ben ikidir hadi sen hastasın falan ben iki defadır mikrofonu açmayı unutup konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve işin daha da tuhafı sen beni duyduğun için sen olayı bilemiyorsun evet, ben ama... benim mikrofonum açık evet. mı değil mi diye sen cevap veriyorsun. Evet. Bu sefer yayında halbuki ben yokum. Bir tek sen konuşuyorsun. <laughs> Sana vahiy geliyormuş gibi oluyor. Böyle hani <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım, ne yapayım falan gibi. <laughs> Şimdi iki saattir bizimle olan herkese teşekkür ederim. Kırmayıp geldiğin için ikinci kez seni ağırlamaktan da çok keyif duydum. Geldiğin için çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Biz hem sesini çok seviyoruz hem bilgilerini de seviyoruz. Kanalını da seviyoruz açıkçası. Bizim için değerli bir arkadaşsın. Benim açıkçası beğendiğim sayılı kanallardan birisin ki kanaldaki Çok desteğin edeyim. de yani din ve mitolojideki benim kanalımdaki desteğin de zaten yatsınamaz o yüzden de ayrıca teşekkür ederim ses kayıtlarıyla destek verdiğin için tekrar teşekkür edeyim rica ederim böylece yavaş evet, yavaş ben... senin söylemek istediklerin varsa yavaş yavaş yayını kapatırız veda ederiz ben de herkese iyi geceler diliyorum burada bizlerle olduğunuz için yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim yani umarım bir şeyler anlatabilmişizdir. Umarım. Görüşmek yani üzere. Azından, Kendinize iyi bakın. En azından birilerinin bile merak etmesini sağladıysak, açıp şu buharidir evet. veya işte Kur'an'daki savaşla ilgili ayetlerin güya iniş sebebi var ya, onlardır. Bunları evet. irdelemelerine en azından bunlara merak duymalarına olanak tanıdıysak, o bile bizim için zaten güzel bir şeydir. Evet. Öyleyse Tekrar sana çok teşekkür ederim. Herkese izleyen herkese çok teşekkür ederim. Piksellerinize, kotanıza sağlık. Üç gün sonra bir canlı yayınım var. Konusu biraz daha farklı, mitoloji ve illüstrasyon, Türk mitolojisi ve illüstrasyon üzerine. Merak eden arkadaşları ona da beklerim. O zaman görüşmek üzere. Biz veda edelim. Son bir şey diyorsan, yoksa ben kapatıyorum. <laughs> i̇yi geceler diliyorum ben de. Herkese. O zaman herkese iyi geceler. Görüşmek üzere.